Vita haber ekranlarından iyi geceler. İnsanlık Hali programına hoş geldiniz. Efendim bu hafta bu gece depresyonu konuşacağız. Etkileri, çeşitleri neler? Her huzursuzluk, mutsuzluk depresyon belirtisi midir? Yaşı var mıdır, cinsi var mıdır, mevsimi var mıdır? Hayvanlarda depresyon var mıdır? Bu ve benzeri pek çok soruyu e, ruh sağlığı uzmanlarımız Profesör Doktor Sayın Erol Gökay'a ve Profesör Doktor Sayın Kemal Sayıra yönelteceğiz. Bakalım ne cevaplar alacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bu hafta biz bizeyiz. Biz bize olalım istemişler bu hafta bizim izleyicilerimizin birçoğu. Didişmemizi seviyorlar herhalde. <laughs> Bilmiyorum. Ama bugün didişmeyeceğim bugün Doktor Beyle. <laughs> Hocam dakika bir gol bir başladınız <laughs> Doktor Bey. Şey, bu hayvanlarda depresyon konusunu Onu, ona Erol, beye, cevap e, Erol Bey'e aktaralım. <laughs> bugün ben o konularda ]im. çok bilgili değilim. Ama Erol Bey belki bizi Engin bilgisiyle e, temsil edecektir. <laughs> bugün belli ki atışmalar böyle karşılıklı devam edecek. Ya aslında ben de atışmayı özledim de. E, tabii bugün e, şaka bir tarafa önemli bir konu. E, biz mesleğimizle e, ilgili olduğu halde e, bu tip konuları işlemekten biraz uzak durduk şimdiye kadar. E, daha psikolojinin topluma diyen taraflarını ele almaya çalıştık. Öyle de. Yani bence iyi de oldu yani öyle yaptığımız. Çünkü bir e, birdenbire meslek programı olursa hı hı. E, programın formatını değiştirmek lazım ama e, depresyon çok önemli bir konu. Çok muzdarip olan insan var. E, öyle olunca hani konuya başlayınca takılamayacağım, didişemeyeceğiz diye baştan şey yaptım yani. Evet hocam. Şimdi eskiden Anadolu'da e, depresyona gönül yorgunluğu deniyormuş sizler. eskiden yani Anadolu'da eskiden evet Hı. öyle ben araştırdığımda öyle bir şey çıkmıştı bilmiyorum sizlere soracağım da gönül yorgunluğu mudur böyle bir huzursuzluk mutsuzluk eee bir bunalıma girdiğimizde hissettiğimizde ...yani bu depresyon mudur biz bir depresyonu bir açalım mı bir gönül Nereye? yorgunluğu bahsini bir açıklık miyim? hepsine hepsine ben hayvanlarla ilgili kısma çalışmaya başladım hocam siz zaten. evet o konularda biraz düşünmeye başlayın kaplumbağalarda nasıl oluyor papağanlarda nasıl oluyor <laughs> Fillerin depresyonu nasıldır? Tabii başka hayvan saymayalım. Yani çünkü <laughs> evet. yavaş yani. Ee, şimdi bu gönül yorgunluğu meselesini e, yıllar önce e, ben Çubuk'ta kır hekimliği stajı yaparken e, duydum. E, son sınıfta e, Çubuk bölgesinde biz e, köylere gidiyorduk intern doktorken. E, orada köylülerle konuşurken e, ...bu sözü işittim ve çok hoşuma gitti. Sonra... E, ...bir makalemde anlatmaya çalıştım. E, çok muazzam bir ifade. Çok. Muazzam bir ifade. E, hep konuşuyoruz ya... ...bazı kelimelerin... ...yabancı dillerde karşılığı yok diye... ...işte gönül bize mahsus kelimelerden bir tanesi. Onun yorulması. E, gönlün yorulması. iç alemin nurunun sönmesi. Her ne derseniz. İç e, aslında depresyon hadisesini çok güzel anlatıyor. Çünkü depresyon aslında İngilizce bir sözcük. Yani bir şeyin baskılanması, çökmesi, çökmesi. anlamına geliyor. Ama her kültür çöküntü olarak bunu yaşamıyor. Mesela e, gönlün yorulması aslında pek çok zengin çağrışımlara e, açık bir şey. Biz e, hala e, İslam toplumlarında o galenik tıbbın e, mirasçısıyız yani hayatın özüne, ana eksenine, merkezine kalbi koyan galenik tıbbın devamcısı olduğumuz için yani tradisyonel tıp, geleneksel tıp <laughs> hala halkın arasında bazı anlayışlarla yaşadığı için depresyonda da endişede de kalbi atıfla izah etme çok fazla. Gönül yorgunluğu derken aslında insanın sevebilme kabiliyetinin de, e, bir şekilde dumura uğradığını, sevebilme kabiliyetinin de kaybolduğunu e, bize anlatıyor. Çok zengin e, tedavilerle, zengin çağrışmalarla dolu bir e, ifade. Bunun bir benzeri Japonya'da var. Japonlar da depresyona ruh üşümesi diyorlar. Ruh üşümesi. Ruh üşümesi. Bana göre o da çok şiirsel e, güzel bir şey. E, Anadolu'dan e, hastalarım geldiği zaman ...ben çok ilginç ifadelerle karşılaşıyorum... ...onlar ben depresyondayım diye gelmiyorlar... Ee, ...diyor ki mesela... ...içimin feri söndü oğlum diyor... Yoksa. ...bir tanesi Çanakkale'li bir teyze diyor ki... ...oğlum diyor hani diyor... ...kızgın tavaya tereyağını dökersin de... ...hemen erir ya diyor... ...öyle eridim bittim ben diyor... ...kızgın tavadaki tereyağı gibi... ...bir dönem onları yazıyordum... ...kaybettim o defterimi... ...yani Anadolu'da çok zengin bir... E, ...hastalık ifade biçimleri var. Hastalığı ifade etme tarzları, biçimleri, çok zengin deyimler... E, ...ve e, aslında günlük hayatın içinden alınıp hastalığı tasvir etmekte kullanılan şeyler. Yani bir tanesi diyor ki, e, yıkılmış bina gibiyim. Aman Allah'ım. Çökmüş bina gibiyim. Bütün bunlar insanların kendi içlerinde olan o depremi anlatmak için kullandığı metaforlar. Sonuncusu yeni galiba ama öncekiler oğlum diyenler epey eski olsa gerek yani. <laughs> hocam bugün e, hocam bugün Belçika forvetinden bile iyi yani. <laughs> Hemen bir 90'a golü bıraktı. Hayır, hayır intikamını nasıl alacağım bilemiyorum. <laughs> Çok zor durumdayım değil mi şu anda? <laughs> Bir hatırlatma yapayım mı? Ee, ya, bizlere depresyonla ilgili merak ettiklerinizi, sorularınızı, görüşlerinizi, önerilerinizi iletebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızdan TRT İnsanlık Hali, Twitter, Instagram ve Facebook hesaplarımızdan bunu da belirtmiş olalım. Buyurun hocam. Ee, tabii Kemal Hoca Anadolu'da neden değil ilgili çok güzel örnekler Hı -hı. verdi. Ee, gerçekten de e, Türkçe e, ve özellikle halk dilimiz çok zengin ruhsal ifade konusunda. Depresyonu da böyle anlatıyorlar. Ben de burada şu şikayetlerle gelir hasta şunlar görülür falan diye gidersek nasıl? Hoş olmaz. Düşündüm nasıl anlatalım diye depresyonu. Şöyle söyleyebilirim mesela sabah kalkıyoruz ya Seval. Yani o sabah kalktığımızda o güne başlamak için kendimizde bir enerji bulmamız lazım. Hani besmele çekip işe koyulacağız. Bir sürü yapılacak iş var. Hı hı. O günün programı belli. Hı hı. Yani onlara bir hevesle, azimle sarılmamız lazım. Hı hı. Öyle yapıyoruz zaten. Bir umut oluyor arka fonda. Hı hı. O umut arzumuzu harekete geçiriyor. Arzu iştahımızı harekete geçiriyor. Duygularımızı harekete geçiriyor ve Ruhsal makine işlemeye başlıyor. İşte bu makinenin işlememesi hali. Ben ilk başlatıcı nedir? Hep tartışılır. Biz de hı hı. tartışıyoruz. Yani bütün bu sistemin içinde ilk bozulan yer neresi diye değişik bakışlar var. Kimisi ilk önce duygu bozuluyor diyor. Kimisi düşünce bozuluyor diyor. Ama bana sorarsanız umut gittiğinde, umut tükendiğinde arzu makinesi işlemez hale geliyor. İşte bir sürü bedensel belirti de ortaya çıkıyor. Ruhsal bir rahatsızlık depresyon ama ...insan insanın iştahı gidiyor. Uykusu bozuluyor. Vücudu yavaşlıyor. Yavaşlıyor. Her şey yavaşlıyor. ...dolayısıyla... dolayısıyla hayvanda olur mu sorusuna kurbağalara atlayarak cevap vereyim. çünkü kurbağanın sıçraması nasıl olacak depresyona girdiğinde hiç sıçrayamayan kurbağa görmedim. hayvanlarda olmaz diye düşünüyorum bu silsileden dolayı. Yani çünkü arzu da umut da yani hayvanlar biyolojik programları gereği hareket ediyorlar. Halbuki insan kendisinin ve yaşadığının farkında, düşündüğünün farkında olan bir varlık. Öyle olunca e, umutla başlayıp o arzu makinesini çalıştırması lazım. Yani o umutsuzluk, umudun tükenişi e, sanki her şeyi belirliyor gibi. Umut tükendiğinde de arzu harekete geçmiyor, işte harekete geçmiyor. Biz durgun su gibi oluyoruz. Su durulduğunda, su akmadığında, hani Anadolu'da gene akan su kir tutmaz denir ya, kir tutar elbette akan su da. Yani daha ruhsal durumlara daha uygun bir şey bu. Su akmadığında, arzu akışı bir yerde e, engellendiğinde hı hı. o su da her türlü e, olumsuzluk gördür artık. O su kirlenir, çürümeye başlar su. Ee, ve giderek e, bedensel şeylerde ruhsal tükeniş bir kere başladığında, umutsuzluk olduğunda e, bir sürü e, diğer şey silsile de başlamış oluyor depresyonda diye düşünüyorum. Şimdi bütün bunlardan yola çıkarak bunun bir süresi var mı? Yani e, süresiz olarak devam eden bir şeyden mi bahsediyoruz yoksa işte bunun yanı sıra... Kısa süreli mutsuzluklar, umutsuzluklar, huzursuzluklar da var. Aralarındaki <laughs> farklardan ünlü. birazcık tabii, tabii. yola çıkarak. Çünkü herkes şöyle bir şey söyleyebiliyor. Depresyondayım. Şimdi o kadar çok sık dile getirilen bir şey oldu ki doğru yerde mi kullanıyoruz? Ona bir bakalım mı? Modern dünyanın ilgi çeken hikayelerinden bir tanesi artık depresyonda olduğunu hikaye etme biçimi olmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde, İngiltere'de Depresyona nasıl girdiğini ve ondan nasıl çıktığını konu alan romanlar, hikayeler, filmler çok ilgi uyandırıyor, çok satıyor. Ve insanlar yaşadıkları bu sıkıntıları ilk elden anlatıp insanlara ulaşmak istiyorlar. Bir tür aslında eleştirilebilir tarafları da var. Bir tür kurbanlık kültürü gibi yani bak ben de bunları yaşadım, ne kadar büyük acılar gördüm falan gibi. E, fakat e, günümüzde artık depresyon çok tanınan ve anlatması da artık moda haline gelen Batı dünyasında özellikle bir şey haline geldi. Giderek bu rahatsızlığı biz daha iyi tanıyoruz. Eskilerin e, belki geçiştirdiği çok üzerinde durmadığı e, bir içe dönüklük, içe kapanıklık hı hı. bir keder hali olarak tanımladığı bir şeyi bugün e, daha sıklıkla bir bir rahatsızlık olarak etiketleyip tedavi etmeye yelteniyoruz. Ama doğru mu yapıyoruz acaba? Hı. Doğru yapmıyoruz. Sayın Gökhan. Doğru yapıyoruz doktor Ne <laughs> yanlış olsun? Evet. Çok önemli şeyler söylüyor Kemal Hoca. Yani de, e, müsaade buyursanız devam edeyim ben bitireyim de. sandım. Çok özür <laughs> dilerim. Ya kendimi evet. tutuyorum. <laughs> Bugün hiç araya girmeyecem. Orada iyi <laughs> olduğu gibi defansta da iyidir hocamız. Şimdi evet. Mesajlar yağmaya başlayacak. Evet. Buyurun evet. hocam. Ee, şimdi hüzün ve keder ile e, depresyonu birbirinden ayırmak lazım. Hüzün e, bütün kadim kültürlerde başta acı edilen, içimizde ağırladığımız, bize bir şey öğretmesine izin verdiğimiz bir şeydir. E, sana çok şeyler öğretecek olan keder'e hoş geldin de diyor Schopenhauer. ver. E, keder geldiğinde, hüzün geldiğinde bizi içimizin daha önce keşfetmediğimiz ayrıntılarıyla buluşturur, bizi daha insan kılar, faniliğimizi, daha ölümlülüğümüzü, bu dünyadaki hayatımızın sonluluğunu bize daha kuvvetli çizgilerle hissettirir. Ee, ve böylece e, daha ince, daha nazik, başkasını incitmeyen insanlar haline gelebiliriz. Ee, bir yazarın çok güzel bir cümlesi var, ben bir kitabın başına almıştım. Hüzün duyabilen her ruh iyiliğe muktedirdir diyor. Bir insan yüreğinde hüznü ağırlayabiliyorsa, Elinden kolay kolay da kötülük çıkmaz. Ee, yani kötülük yaparken biraz daha düşün. Çünkü o hüzün onu mütevazılaştırır. Ee, dünyaya karşı kibir e, iddiasında bulunmaz, ilahlık iddiasında bulunmaz, firavunluk iddiasında bulunmaz. Depresyonun böyle bir katkısı söz konusu değil. Orada da bir acıdan geçiyor ama değil mi hocam? Depresyon, Nasıl? hüzün ve kederin e, çoğaltılmış, çok patolojikleşmiş halleri. Hı hı. E depresyon dediğimiz zaman yani günlük hayatta artık işlev gösteremeyen, hı hı. günlük hayatını idame ettiremeyen hı hı. efendim e, içinde çok kuvvetli bir boşluk hisseden, e, hayattan hiçbir surette tam keyif alamayan yani bir gelip giden bir keder ve hüzün hali hı hı. değil de insanı felç eden, insanı kötürümleştiren hayata karşı çaresiz e, bırakan ...bir halden bahsediyoruz. Yani tünelin ucunda hiçbir zaman ışık... ...görmeme hali. Veya işte bir sisin içinde... kendini yönünü kaybetmiş... ...kim olduğunu dahi... Hı hı. ...çok iyi ayırt edemeyen... ...ve bir an önce... ...bu hayattan çıkıp gitmek isteyen... ...korkunç bir yılgınlık ve yenilmişlik hali... ...çaresizlik hali. Orada bir hareketsizlik var. Tam bir yokluk ve boşluk alemi. Bir vakum alemi. Ve... İşte o insanı hayata karşı çok sırtını yere getirdiği için ve bizi eylemsizleştirdiği için ve insana yani 15-20 oranında ölümle ilgili çok kuvvetli duygular hmm. verdiği, intiharı bir seçenek olarak düşündürdüğü için tıbbın mutlaka müdahale etmesi gereken bir alan. bir alan. Ama sadece tıbbın müdahale etmesi gereken alan mı? Onu da biraz sonra söyleyeceğim çünkü. Bence depresyon yani bunu bu programa ben bunu söylemeye geldim. Ee, yani biz tabii depresyonun tıbbi taraflarını da anlatabiliriz ama hı hı. depresyon biraz da çağımızın hastalığı. Yani Heh. biz ne yapıyoruz da bu çağda depresyona evet. daha fazla yakalanıyoruz bunları da konuşmamız lazım. Şimdi e, depresyon için şu söyleniyor ya çağın vebası gerçekten öyle mi? sizin söylediklerinizden yani bunu teyit eder bir açıklama gibi geldi bana. Ya bu çağda depresyonun <laughs> daha çok olduğu e, kesin. Yani eskiden vardı da biz Siz neye bağlıyorsunuz? Diye değil. E, ama Kemal Hoca'nın söylediklerinin... E, bir kez daha altını çizebilir miyim Kemal? E, <laughs> şey e, depresyonun gurur duyarız. E, günlük olaylardan günlük üzüntülerden günlük kederlerden ya da günlük karşılaştığınız e, bir şey var. Birisi size kötü davrandı. Hı hı. Ya da bir hayal kırıklığına uğradınız. Evet. O sırada yaşadıklarınızın depresyonla alakası yok. Yani o depresyondayım diye şarkı söylüyor ya bir kızımız. Yani hem depresyonda olup hem o kadar içten şarkı söylemen zor biraz. Bir de o şarkıda ee, çok fıkır fıkır. <laughs> i̇şte onu diyorum. Yani O kadar içten olmaz. Yani depresyon e, sahiden e, mesela şurada birimiz depresif olsak diğerlerine bulaşan, diğerlerini de güçsüz düşüren bir ruh hali, bir hastalık. Yani Kemal sordu bana, yani hastalık diyelim mi diyelim tabii. Yani depresyonun hastalık tarafı çok bariz ve bunun günlük kederlerle, günlük hayal kırıklıklarıyla, günlük mutsuzluklarla bir alakası yok. En az iki hafta sürmesi lazım geliyor mesela tablonun, Öyle bir anda, bir günde olan şeylere hemen depresyon. Demiyoruz. Gene e, Kemal Hoca'nın e, söylediği bir şeyin tekrar altını çizmek istiyorum. Hüzün önemli bir şey. Yani Hı. hüzün olmasa insanlığımız olmaz. Hüzün ki en çok yakışandır bize. Dize. Çok güzel bir dize. Hüzün insana yakışır. Şu dünyada hüzünlü olmayıp ne yapacaksın ya severim? Yalnız kalbi vardır hüznü olanın, hüznü olanın. diyor İlham evet. Evet. Yalnız kalbi vardır hüznü olanın. Ya pardon diye ters söyledim. Yalnız hüznü vardır kalbi, kalbi olanın. olanın. Yani hüzün insana yakışır. Hüzün bizi dünyanın kötülüklerine karşı, adaletsizliklerine karşı dik tutar. Mücadele azmimizi perçinler. Ama depresyondaki hüzün, o kederli hali insan da hal bırakmaz. Yani ben tabii... Yoğun e, bir keder. Çok ağır depresyonlar görüyorum. Yani. O kadar ağır ki Yerinden kalkmak istemeyen, yani ambulansla getirilen depresyonlar oluyor. Hiçbir şey yemek içmek istemiyor. Günlerdir uyku uyumuyor. Yani en az iki hafta bir huzursuzluk halinin hakim olması gerekiyor yani, değil mi? Yani o enerji tükenişini hı hı. hiç kıpırdayamamaya kadar götürebilirsiniz yani. Hı hı. Keder yani, ve hayattan zevk almamanın belirli olduğu. Şimdi günlük şey. hayat karşısında duyduğumuz hüzün bizi dik tutar insanlaştırır. Mücadele azmimizi Perşene vurdu. azim kalmıyor. Tabii, yani azim. Yani irade bir mağlubiyet psikolojisi aynı zamanda. Yenildim ben diyor. Bırakıyor. Bunu her zaman anlayabiliyor mu kişi? Yani nasıl anlayacağız? Biz depresyonda olduğumuzu nasıl anlayacağız? Söylüyorum. Heh. Yani hayat karşısında mücadele azmi gitmiş. Yenildim. Öldüm, bittim diyor. Benim yapacak hiçbir şeyim kalmadı. Ve ölümü düşlemeye başladım. Düş, ölümü Başlıyor düşünmeye başladı. Kendisini, başladım kendisini de, kendisini de işte hani şarkıdaki gibi olmaz diyoruz ya. Çünkü mecali kalmadığı gibi kendisinden de memnun değildir. Yani kendisini insanlara şikayet edip böyle deva aramaya falan çok kalkmaz. Çünkü kendisi çoğu kere suçludur. Tabii. Gelecek kapanmıştır. Şimdiyle ilgilenmez. Geçmiş hatalarına çakılıp kalmıştır depresif. Ben bir örnek vereyim. Ee, mesela benim tanıdığım birisi. Ee... ...sürekli geçmişte kendisine ne kadar kötü davranıldığını anlatıyordu. Hı hı. Mesela benim uzun zamandır tanıdığım birisi... ...hiçbir zaman geçmişten bu kadar olumsuz şeyler anlattığını duymamıştım ben. Fakat işte annesinin kendisine ne kadar kötü davrandığını... ...ne kadar zor bir çocukluk yaşadığını, hep ezildiğini... ...insanların onu suçladığını, yalnız bıraktığını... ...o kadar çok anlatıyordu ki bir dönem sonra... Anlaşıldı ki ciddi bir depresyon geçiriyor. O hali geçtikten sonra bir daha hiç o anlatıları geri dönmedi. Yani geçmişin bir şekilde en olumsuz bir şekilde hikaye edilmesi. Bir olta atıyorsunuz geçmişe ve çıkan şeyler hep olumsuzluklar oluyor. Kendinizi suçluyorsunuz, çevrenizi suçluyorsunuz. Kendinizde sevilmeye değer hiçbir şey bulmuyorsunuz. Hep karanlık, hep kasvet. Adeta gözlerinizin önüne böyle simsiyah bir tül indiriliyor ve dünyayı o siyah tülün arkasından görüyorsunuz ve her şeyi kasvetli ve karanlık olarak algılıyorsunuz. Çok zor bir şey aslında. Karanlık vurgusu çok önemli. Yani her şeyi depresyon demeyelim diye. Umutsuzluk, karamsarlık. Karanlığın içine bir batağa düşmüş de kıpırdayamıyormuş gibi olmak ve bundan kendini mesul tutmak. Hak ettim ben bunları demek kendini en günahkar, en suçlu olarak görmek. En belirgin özelliği bu Tabii mu? Tabii ki. Yani ya. İnsanın Bak, özelliklerden biri, mesela depresyona Hı -hı. benzeyen çok haller var. Matem mesela, en yakınımızı kaybettik, e, depresyonu taklit eden e, bir tabloyla Hı -hı. karşı karşıya kadar. O zaman da mecalimiz kalmaz. Yani bütün dikkatimiz kaybımızda Ağzımızın tadı kaçar. Hı -hı. Bir şey iyi pişmek istemeyiz. Uykumuz gider. Kaybımız da haşır neşirizdir. Ama bir şey olmaz. Bundan dolayı kendimizi suçlu görmeyiz. Bundan dolayı benlik saygımız azalmaz. Yani ölçü burası, kendimize bakışımız. O yüzden severim bakın depresyonda insan o kadar günlük hayattan çekilir ki bir şey yapmak istemez ki. Başkalarına bağımlı hale gelir. Yani yardım etmeksizin hani yemeğin önüne koymazsan, hatta yedirmezsen yemeyecek hale gelir. O gelin. boyutta. Tabii ki eee ve bazıları bunu şımarıklıkla kaydı olarak algılar. Halbuki öyle değildir. Yani depresyonda o hayat yorgunluğu ve mücadeleyi kaybet mağlup psikolojisi hep vardır. Yani o yükü alırsınız. Yani depresyon içinizi acıtır sizin depresif insan. Yani bu şımarıklıktan yapıyor diyemezsiniz yani. O yüzden o kendine bakışı hı hı. çok önemli. Niye kendine öyle bakmaya başlıyor onu birazdan ele alırım ben de. Peki Siz dediniz ya, yani bu çağda depresyon daha evet. daha da çok <laughs> arttı. Niye arttı? Yani ne arttırıyor depresyon oranını? Bu soruyu ben de depresyon dersini anlatıyorum dördüncü e, sınıflara. Her e, dersten önce soruyorum ve çocuklar her seferinde e, eksiksiz doğru cevaplıyorlar. Çünkü içinde yaşıyoruz onun. E, sosyal bağların kopması, hepimizin daha fazla yalnızlaşmamız hepimizin hayatının daha anlamsızlaşması hı hı. hepimizin giderek tekil bir böyle bir ada gibi yaşıyor olmamız etrafımıza gidip geldiğimiz insanların azalması sırtımızı yasladığımız insanların azalması emniyet aldığımız insanların azalması dünyanın soğuması insan gezegeninin soğuması insan ilişkileri açısından bu en temel sebeplerden bir tanesi bir başkası şu anda bugün belki tartışmamız gereken şeylerden bir tanesi bu sosyal medya teknolojileriyle insanların ekran önünde çok fazla vakit geçirmesi fakat birbirinin gözlerinin içine bakarak, birbirleriyle konuşarak, birbirlerini anladıklarını hissederek ve hissettirerek çok az vakit geçirmeleri. Evet. Giderek insanla... Makine arası varlıklara dönüşüyoruz. Makinasız olamayan adeta e, ekranlar vasıtasıyla ancak var olabilen e, varlıklara dönüşüyoruz. Bu da sıcak insan temasını çok azaltıyor ve bu da bizim e, en temel duygumuz olan anlaşılma ihtiyacımızı e, yoksun bırakıyor. Yani anlaşılmadan kalıyoruz bu dünyada pek çok insan yeterince anlaşılmadıklarını, yeterince hissedilmediklerini düşünerek e, geçip gidiyorlar bu dünyadan. Yeterince bu dünyaya tesir edemediklerini düşünüyorlar. Bu dünyayı yeterince değiştiremediklerini mesela bugün kitle kültürüne baktığımız zaman, e, tüketim kültürüne baktığımız zaman insan on binler içinde, yüz binler içinde hı hı. çaresiz bir varlık reklamcılık endüstrisi bir kırbaç çaklatıyor, gidiyorsunuz o mamülü alıyorsunuz. Bir kırbaç çaklatıyor gidiyorsunuz bu mamulü alıyorsunuz. İnsanlar Maalesef e, propagandanın ve reklamcılık endüstrisinin önünde bir şey olmuş. Çaresiz bir rüzgarda salınan bir yaprak gibi salınıp duruyorlar. Bu da insanın kendisini gerçek hayatta yeterince etkin, amil, bir şeyleri değiştirebilen güçlü bir varlık olarak algılamasının önüne geçiyor. Yani insan kendisine baktığı zaman... E, işinde bir şeyleri değiştirebilecek, hayatına anlam katabilecek, hayatını ve zamanını istediği gibi tasarruf edebilen bir varlık değil. Bir sürü görünmez kuvvetin, en başta da neoliberal ekonominin, o görünmez kırbacının tesiri altında oradan oraya seyirten zavallı bir varlık olarak algılamaya başlıyor. Bu çok tehlikeli. Yani bu İnsanın kendi hayatında anlam üretememesi ve hı hı. hayatının iplerinin, dizginlerinin elinde olmadığını hissetmesi çok tehlikeli. Buradan yavaş yavaş işte bir e, anlamsızlık buhranına, e, oradan yalnızlaşmaya, oradan sosyal izolasyona ve oradan da depresyona yuvarlanıp gidiveriyoruz. Şimdi aklıma şu geliyor, hepimiz bu çağın içerisinde yaşıyoruz ama e, bir kısmı depresyona giriyor. Tabii. bu o, anlattığınız bir takım şeylerden çok daha kolay etkileniyor Hı. ama e, büyük bir kısmının da etkilenmediğini görüyoruz. Şimdi burada bu nereye dayanıyor? Genetik mi? E, cinsiyeti var mı? Yaşı var mı? Depresyonun? Biraz buraya girelim mi? Girelim. Hı. Girelim mi? Buyurun hocam. Bir ee, atkınlık nereden geliyor? Şimdi niye bu çağda daha çok görülüyor? Hı ee, oradan ee, bir de ben gelmeye çalışayım, izin verirseniz tamam. Çünkü önemli burası. Hı hı. Depresif bir insan nasıl hisseder diye sorduğumuzda iki şey net biçimde söyleyebiliriz. Bir kere her şey giderek anlamsızlaşır. Hı hı. O kadar her şey ki hı hı. çocuklarına hissettiği sevgiyi şefkati bile hissedemez hale gelir bu anlamsızlıktan dolayı. Hı hı. Diğer insanlar ve duyduğu bağlar çözülür hı hı. ve yalnız hissetmeye başlar. Anlamsızlık ve yalnızlık depresyonun son duraklarıdır. E şimdi anlamsızlık ve yalnızlıktan bahsediyoruz. E Bu dünyanın insanlara hissettirdiği şeyler de onlar. En çok e, yaşadığımız dünyaya ilişkin, tüketim kültürüne hı. ilişkin eleştirilerin odaklandığı yerlere bakın, hı hı. hep anlamsızlık ve yalnızlık duraklarında onlar da durur. O yüzden bir kere hem yaşadığımız zaman hissiyatı depresyona benziyor, hem de bu hissiyata yakın olanlar daha kolay depresyona giriyorlar diye düşünüyorum. O yüzden bu devirde daha çok depresyon görülüyor. Neyi sormuştun? Yaşı var mı? Cinsiyeti var mı? Şimdi depresyon. Ona bir geçmeden hocam, onu lütfen unutmayın. Lütfen. Bir şey daha söyleyeyim. E, felsefi iklim. Şimdi biraz da felsefi bir dipnot düşelim. Postmodern nihilizm dönemi. Yani her şey geçer, her şey mübahtır. O da doğru olabilir, bu da doğru olabilir. Tam bir ahlaki relativizmin, ahlaki görececiliğin olduğu, insanların sırtını sağlam bir dünya görüşüne yaslayamadığı, doğrunun parçalı bölüklü olduğu, hiç herkes için doğrunun değiştiği bir iklimde insanlar bel bağlayacak, sağlam bir anlatı bulmakta zorlanıyorlar. Ay ne yani söylediğiniz hocam e, evet. Ve bu da e, yani geçmişin dünyasından çok ciddi bir farklılaşma evet. demek. Geçmişin dünyasında bizim atalarımız, hatta babalarımız ya, bizim babalarımız bile çok sağlam, tutarlı bir anlatıya dayanarak yaşıyorlardı. Onları e, onların hayatını anlamlı kılan değerleri vardı. Şimdi değerler herkese göre değişiyor. Daha çok materyalist değerler hüküm ferma oluyor. Ve böyle bir iklimde de insanın kolayca savrulması, anlamsızlık buhranına yakalanması çok kolaylaşıyor. Çok normal, evet. Hmm. Buyurun hocam. Değerler buharlaşıp gidiyor. Katı olan her şey buharlaşıyor. Şimdi depresyon kitabı olarak bir orta yaş hastalığıdır aslında. Yani 35 yaşından sonra daha çok görülür diye hep böyle okutuyoruz, böyle görüyoruz. Kadınlarda erkeklerden ikimizsi daha fazla görülür diye ama şimdi çocukluk depresyonlarından çok rahatlıkla bahsedebiliyoruz. Çok sık görüyor Çocukluk sağlığıyla ilgilenen meslektaşlarımız çocuklarda. Gençlik depresyonları çok özel bir başlık artık. Çünkü onlar bize gelişleri de çok farklı oluyor. Gençlerin depresyonlarını anlayabilmek bayağı uzmanlık gerektiren bir şey oluyor. Genç insan ee, öfke ve şiddet krizlerine kapıldığında ve kendisini bundan alıkoyamadığında e, acaba depresyon mu diye hı hı hı. düşünmek lazım. Yani e, şiddete başvuran gençler, e, madde bağımlılığı ile çok alakası var. Depresyon nasıl ayırt diye madde bağımlılığının yaygınlaşmasının e, çok önemli etkisi var. Bazı maddelerin uzun süreli kullanım ve bırakılma hali doğrudan doğruya depresyon benzeri bir tabloya yol açıyor. Hep birbirini tetikleyen... Hep birbirini tetikleyen e, bir şeyler var. oluyor yani. Bu arada biz soru yağmuruna tutuluyormuşuz. E, teşekkür ediyoruz ilginiz, alakanız için. Oradan gelen soruları da sizlere hızlıca yöneltmek istiyorum. Tabii e, Çünkü tutuyoruz. Belli ki bu konu e, birçok kimseyi çok yakından ilgilendiriyor. Kübra Dal, huzursuzluk nedir, depresyon ne değildir şeklinde bir soru sormuş ama bunu biraz yanıtladığımız... E kanaatindeyim. Gene Ferdi inan tamam Hı. yine e, varsa eğer aklınızda önemli bir şey. Önemli çünkü bunları tabii, tabii. A, açıklamak çok önemli gerçekten. Yani, e, sınırları bir keskinleştirmek lazım. Hı. Çünkü dediğimiz gibi herkes depresyonda olduğunu zannediyor. Ferdi inan duygu durum bozukluğu ve paranoid bozukluk nedir? Bu ikisinin nedenleri nelerdir? Tedavisi ve belirtileri de, e, demiş. Nadir Beyaz Yol benim de sevdiğim bir kardeşim. Selamlarımı iletiyorum. Tweetlerimi yüksek beğeni ve retweet gelmeyince tüm gün depresyon halinde oluyorum. Ne yapmam lazım? <laughs> <laughs> ya bu çok önemli bu. Ya bunu, bunu burada, burada bir duralım mı? E, burada bir duralım. E, <laughs> şimdi genel olarak tabii e, ilk soruya cevap evet, Depresyon bir alarm halidir. Bize bir şey Hı -hı. anlatan bir şeydir. Nasıl vücudumuzda bir ağrı e, hissettiğimiz zaman oraya dikkat etmemiz e, lazım Hı -hı. geldiğini anlarız. Mesela bazı insanlar var e, doğuştan ağrıyı hissetmeyen bir anormallikle e, doğuyorlar. Konjenital anestezi diye, doğumsal anestezi diye bu çocuklar sağa solu bacaklarını çarpıyorlar ve ağrı hissetmiyorlar. Daha sonra çok büyük iç kanamalar ve şey oluyor. Hatta bazıları vefat ediyorlar. Aha. o ağrıyı hissetmedikleri için. Çok ender görülen bir durum Evet. Ya. Ama işte ağrı bizi koruyan bir şeydir. Ateş mesela vücudumuz ateş yükseldiği zaman bir mikrobiyel enfeksiyon olduğunu anlıyoruz ve hemen müdahale edilmesi için <laughs> müracaatta bulunuyoruz. Depresyon da böyle bir şey. Yani bir şey yolunda gitmiyor senin hayatında bir şeyi değiştir. Yani hayata bakış açını değiştir, yaşamını değiştir efendim değer yargılarında bir tuhaflık olabilir. Kendine bakışında, dünyaya bakışında yanlışlıklar olabilir. Kendine bir çeki düzen ver diyor bize. Onu öyle okumaya başladığımız anda bizim hı hı. için çok yararlı bir tecrübe de olabilir. Tabii bu daha çok çevresel depresyonlar için söz konusu. Bir de insanın elinde olmadan tamamen biyolojik olarak ortaya çıkan depresyonlar var yani genetik ve biyolojik depresyonlar var. Hı hı. E, o konuda insan her şey yolunda olsa bile çok ağır bir depresyon nöbetine girebilir. Şeye gelelim, ekrana gelelim. Şu Ekranla mi? ilgili bu kardeşimize şunu söylemek isterim: Ekrana baktığımız süre ne kadar uzunsa depresyona girme ihtimalimiz o kadar fazla. Çünkü ekranın başında geçirdiğimiz e, her dakika, her saniye bizim gerçek hayatta birisiyle sağlam sahici bir diyalog bir sohbet kurmamızı engellediği için ve oradan alınacak onaylanmaya bağımlı hale geldiğimiz için gerçek hayatta tırtıklar bir şeyleri alır götürür ve bugün pek çok çalışma bize gerek sosyal medya alanlarında gerekse televizyon başında geçirilen uzun saatlerin e, ...depresyonla birebir alakalı olduğunu gösteriyor. O zaman ekran başından ne yapacakmışız? E, zaman, zaman zaman uzaklaşacakmışız. Zaman zaman uzaklaşalım. Evet. Devam edeyim mi bir soruları? Buyurun hocam. Dedi bir izleyicimiz değil evet, mi? Evet şey yapalım. var duygu durum bozukluğu ve paranoid bozukluk nedir? Hani e, bu paranoid bozukluğu bir farklı. kenarda tutalım. Tamam. E, çünkü e, konuyla az bağlantılı ama duygu durum bağlantılı. E, bunu e, birçok meslektaşımıza giden e, danışan diyelim hı hı. ya da hasta... Duyaya işitebilir, da görebilir. Duygu durum mizaç demek aslında. Mizaç, e, duygunun daha uzun süreli süren haline. Mesela mizacını anlamak için bir insana şunu sorarız. Son bir haftadır kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bugün değil de son bir haftadır. İşte duygu durum o. Yani e, mizacın yeni Türkçesi. Duygu durum. O yüzden de e, uzun süreli olduğu için bu hal... Ee, biz sınıflamalarda duygu durum bozukluğu başlığı altında inceliyoruz. Depresyona depresyon. bir şey var mı? Gidişatı var mı duygu durumunun? Yani depresyon da yani. bir duygu duygu durum Bozuk. bozukluğudur. Heh, tabii. Tamam. Ya onu anlatmaya tamam, çalışıyorum. Tamam. Yani e, ama tek duygu durum bozukluğu depresyon, depresyon değil. Başka duygu durum bozuklukları, bozuklukları da, var. da var. O yüzden en sık görülen duygu durum bozukluğu depresyonlardır. Depresyon. depresyon tekrar edici bir rahatsızlıktır. Hı hı. Kemal hocam e, söyledi biraz önce. Şimdi biz nedenleri konuşuyoruz. Dünyanın halini konuşuyoruz ama yani her şey yolunda gitse bile. Hı hı. Severim, yarın sabah depresif kalkabilirsiniz. Yani o yüzden çok iyi incelenmesi gereken ve mutlaka bir uzmanın nedenlerini araştırması gereken bir tablodur depresyon. Şey dediğimiz yani keyifsizlik, mutsuzluk, hı hı. kederlilik ve pişmanlık, hı hı. E, kendini hep suçlu hissetme hali baş gösterdiğinde Mutlaka bir uzman bunun nedenlerini araştırmak durumundadır. İlla başınıza Hı. bir şey gelecek, illa eşinizle kavga edeceksiniz, İlla çocuğunuzla sıkıntıya gireceksiniz. Hayır böyle bir şey olmadan da depresyon olabilir. Onu uzmanımız araştıracak. Mesela Türkiye'de sık görülen özellikle Karadeniz'de tiroid bozukluklarında aynen depresyon benzeri tablolar olur. Yani bu sınav sorusudur. Yani depresyonun taklit eden tıbbi hastalıklar nelerdir diye. Yani e, bunu tabii burada ayrıntısına girecek halimiz yok ama böyle bir şey baş gösterdiğinde mutlaka Hı -hı. E, bir hekime bunları anlatmak ve e, ayrıcı tanısını e, yaptırmak durumunda. Şey dediniz ya az evvel, tekrarlanabilir. Yani bir kez depresyona giren biri e, tekrar, tekrar depresyona depresyon girer mi ve şiddetlenir mi? Hani Bizim majör depresyon Hı -hı. dediğimiz, hani bunu diğer depresif hallerden ayırt etmek için bir duygu durum bozuklukları başlığı altında inceliyoruz ya. Evet. Yani aynen e, bu belirtiler ortaya çıkmışsa saydığım ve belli bir süreyi kapsamışsa ona majör depresyon diyoruz. Demek ki bunun minörü de var. Yani tam bunu karşılamayan hallere de minör diyoruz. Ama bu tanı olarak koymuyoruz minör depresyon. Majör depresyon e, tanısı konu bir insan evet. majör depresyon tanısı almışsa hayatında bir daha yakalanma riski çok artar. Mesela 10 kişide bir görülür depresyon. Ama yakalanmışsanız yüzde ellidir. İki kere geçirmişsiniz bir epizot geldiğinde, bir hecme geldiğinde hı hı. E, dokuz ay kadar sürer. E, o epizot geçti, o hecme geçti. Tekrar olma ihtimali yüzde elli. İkinci oldu yüzde seksen. Üçüncü kere oldu bir daha ömrünüz el veriyorsa, ömrünüz varsa yüzde yüz. Yani o kadar e, sık tekrar eden bir rahatsızlık. İşte depresyonla ilgili tabii e, insanın elinin işte olması çok önemli. Yani meşguliyet, hı hı. kendimizi, zihnimizi bir uğraşı e, peşinde koşmak e, ve e, ruhumuzu e, sevdiğimiz bir şeylerle doldurabilmek çok önemli. İnsanlar bize şu, şu şikayetlerle gelebiliyorlar. Diyorlar ki mesela... Ya her şey yolundaydı birden depresyona girdim. Hiçbir şey yoktu hayatımda. Halbuki ben şundan şu kadar sene önce ne kadar büyük zorluklarla başa çıktım. Bir sürü badireyi atlattım, mücadele ettim, tek başıma yendim bütün bunları. Hı hı. Herkese sahip çıktım filan. İşte insan mücadele içindeyken depresyona kolay kolay yakalanmıyor. Karl Popper'ın bir kitabının ismi çok hoş, hoşuma gider. Hayat problem çözmektir. Hayat problem çözmektir. Yani biz karşımıza çıkan belalardan, musibetlerden hem öğreniriz hem de onlar bir basamak olur. Ona basar, bir üst seviyeye çıkarız. Başka bir musibetin sırtına basar, başka bir her musibette daha olgunlaşırız, gelişiriz, problem çözmeyi öğreniriz. Savaş zamanlarında mesela depresyon istatistikleri düşüyor. İntihar istatistikleri düşüyor. Evet, o bilgiyi çünkü... ben aldığımda çok merak evet. ettim. Nasıl Tabii böyle bir tersi çünkü yönde? Çünkü yaşamak için bir sebep buluyorlar. Bir mücadele Sebebi ülkelerini bu savunuyorlar. Hı. Tabii bir seferberlik evet. var. Herkes birbiriyle dayanışma içinde. Herkes sırt sırta duruyor, omuz omuza duruyor. Bir belayı, bir güçlüğü def etmek için gayret gösteriyor. Yani hayatsal mücadele depresyonu, Minimize ediyor şey diyebiliriz. Öyle. Diyebiliriz tabii. Hı hı. Kemal Hocam o Viktor Frankl'ın anlattığı tabii. E, evet. toplama kamplarında, nazik kamplarında e, insanlar o zor şartlara rağmen toplama kamplarında ayakta kalabiliyorlar. Çünkü mücadele edecekleri bir şey belli. E, azmin'i önemli. nereye yönelteceği belli ama kamplardan çıktıklarında ayrıldıklarında teker teker hayatlarını kaybediyorlar. Ya da ümidi bırakanlar. Ümidi bırakıyor. Yani bırakıyor. gelecekte ben şunu yapabilirim demeyenler hı hı. E, kampta ölüyorlar. Kampta ölüyorlar. Yani e, Viktor Frankl'ın bize anlattığı en önemli şeylerden bir tanesi hayatın özünü hı hı. anlam duygusunun oluşturduğu. Anlamı kaybederseniz, gayeyi kaybederseniz, niçin yaşadığınızı bilmezseniz... E, Zaten çok kolay depresyonun yemi haline gelebiliyorsun. Depresyon mi? tekrar Buyurun. ediyor dedik ya. Tabii o zaman şu soru akla geliyor. Hani e, depresyon nedenlerini sayarken çok üstünde durmayan konulardan bir tanesi insanın kişilik olarak, bir bünye olarak zaten ona meyel olacak, ona yatkın olacak. E, genetik yanı ...olan bir rahatsızlık olduğunu görüyoruz. Yani annenizde babanızda depresyon varsa... ...sülalenizde kan boyu olanlarda... ...sizde de olma ihtimali daha yüksek. O bünyesel bir yatkınlık var ama bir de... ...kişilik yatkınlığı diye bir şey var. Yani niye tekrar edip duruyor? Tamam bünyesel yatkınlık var. Ama araştırmalar şunu gösteriyor. Depresif insanın... ...depresyonda olmadığı dönemde de... ...hayata... ...insanlara ilişkilere, geleceğe bakışında bir problem var. Mesela kendisini merkeze koyup, kararlar veremiyor ve daha çok başkalarının görüşlerini esas alan ve başkalarına göre kendini ayarlayan bir yapıya sahip. Öyle olunca kendi kararlarını vermezsen eğer, kendi kararlarının sorumluluğunu almazsan kendinle ilişkin baştan olumsuzsa e, bu yapı daha çok depresyona meyil oluyor. Çünkü eğer pusulan başkalarıysa, başkaları ne diyeceği... Onaylanma e, bağımlılığı evet, içindeysen. Yani her zaman seni onaylayacağının bir garantisi yok ki kimsenin. Yani o e, hakikaten çok önemli. E, bazı insanlarda daha bağımlı kişilik yapısı olabiliyor. E, ve e, her yaptıkları için bir başkasından ona isteyebiliyorlar. Başka insanları koltuk değneği olarak kullanarak hayatta var olmaya gayret edebiliyorlar. E, kendi yapıp ettiklerinin meşruiyetini kendilerinden değil başkalarından e, alkış almakla, aferin almakla ölçüyorlar. E, bu aslında insanın kendine yeterliliğinde az olması demek. Bu sosyal medyadaki beğenilme arzusu, işte ne kadar beğeni aldım, ne kadar retweet aldımın da bir. Ya bu çok aldatıcı, açıklayıcısı tabi. mı? Ama yani bu. E... Çünkü almayınca çok mutsuz oluyor insanlar <laughs> hocam. Evet. E, şöyle. E... Anlatın herkesin hoşuna çıkardım. gidiyor evet. galiba. İnsanlar görüyorum ben sosyal medyada. Kimi depresyona, kimi mutsuz oluyor. Hoşuna gidiyor. Sonuçta e, ama e, yani bazen bakıyorsunuz çok saçma sapan bir şey. İşte binlerce, on binlerce Hı -hı -hı. E, beğenilmiş filan. E, ama oradan mutsuz olmak, yani bu yeterince beğenilmedi diye mutsuz Hı -hı. olmak, işte bir tür e, sosyal medya bağımlılığı mutlaka <laughs> tedavi olması lazım. Depresif insanların depresyona yatkın insanların beğenilmeye daha çok ihtiyacı oldukları hani hmm. merkezleri dışarıda derken kastım o e, açık. E, o yüzden hani ne kadar e, beğeni aldığı sosyal medyadaki bir etkinliği ondan ziyade bu insanların beğenilmeyi hep istemeleri ya da başkalarının onayını hep istemeleri ve bu gelmeyince yeterince e, geri besleme olmayınca daha kolay depresif ruh haline sürüklenmeleri söz konusu. Fena. Ee, sorularla devam edeyim çünkü çok fazla soru var. Recep Melemez, merhaba. Bunu biraz açıklamıştık. Geçmişe dönüş, sürekli konuşan, geçmişi tekrar eden ve karşısındaki diğer insanların gündelik yaşamlarındaki olup bitenleri, biyolojik davranış hareketlerine kadar anlatımlarında da dile getiren kişilerin durumu. Ee, güzel yayınlar, hocalarımıza saygılar sunarım demiş Recep Melemez. Bunu zaten biraz... Bir daha okuyabilir misiniz? şöyle özetliyor? Geçmişe dönük sürekli konuşan, geçmişi tekrar eden, karşısındaki diğer insanların gündelik yaşamlarında olup bitenleri, biyolojik davranış hareketlerine kadar anlatımlarında dile getiren kişilerin durumu diye sormuş. Yani işte Erol Hoca bahsetti az önce, e, depresif geleceği e, geçmişe pardon, sıkışmış kişi. Hı hı. Geçmişin hapishanesinden ilerleyemiyor. Geçmişin hapishanesinde mahkum kalmış. Ee, sürekli orada hapishanenin içinde volta atıyor. Bir benzetme yapacak olursak, endişe hastası, endişeli e, bir takım durumlar içinde olan insanlar ise geleceğin baskısı yüzünden e, hiç bir türlü ilerleyemiyor. Aslında ikisi de zamanda donmuşlar. Yani bugünü yaşayamıyorlar, bugüne gelemiyorlar, bugünden geleceğe doğru bir tutarlı anlatı oluşturamıyorlar, e, noktaları birleştiremiyorlar. E, Geçmişte kalmanın bize sağladığı bazı avantajlar da var ama onu da söyleyelim. Yani sahte avantajlar. Yalancı meme diyorum ben ona. O yalancı memeyi bir kez çiğnemeye gör. Kurbanlığın. Meme e, çiğnenmez hocam emilir. E, evet. Birden emilir demek ayıp geldi de bana. Aklıma geldi Fark kelime. Fark ettim yani. Evet, evet, evet. Ya, meme emilir. Ama bazı çocuklar da çiğner hocam. Çiner. Ağzında onu oyun haline getirir ve çiğner yani. Peki. Ben daha az görülen bir atıfta e bulundum. <laughs> Nedense bir mahcubiyet çöktü. Ya ben derken. de yani evet. depresyon konuşmanın sevgili Kemal'im sen de kusura bakma lütfen. Ya saydam konuşmak bile baskı oluşturur. Yani o hüzün, o ağırlık insana çöker. O yüzden biraz programın havası dağılsın diye söyledim yani. Evet. Yani tabii kahkahalar atarak evde şey, Depresyon'u konuşurum. konuşamayacağız. Evet. Rahmetli Ünsal Oskay'ın bir yazısı vardı. Bir düğüne gitmiş. Yemen türküsü okunuyor. Yemen türküsü eşliğinde insanlar göbek atıyordu diyor. Bu nasıl memleket diyor. Yani bu ülkenin en trajik hikayelerinden i̇şte 15 bir tanesi. De söylenir yani. En özünlü hikayelerinden bir tanesi. tanesi. Yemen'e gidip gir, gelmeyen askerlerimiz için yazılmış... Her dokunaklı bir e, türkü, insanlar onu bağlamından koparıyorlar, hızlandırıyorlar, göbek atıyorlar. Hocam yalancı Mehmet'e kalmıştık. Evet, yalancı Mehmet'e kalmıştık. Ee, Geçmiş. Kurbanlık psikolojisine sığınan <laughs> insan şunu der: Ben bu dünyada bir şey yapamayacağım, bir sorumluluk alamayacağım. Herkes bana acısın, herkes benim acılarıma. Ee, alkış tutsun, hı hı. herkes benim yaralarımı görsün. Bakın bende ne yaralar var. Hepinizden daha çok o yaralar. Hepinizden daha görkemli, daha büyük yaralarım var benim. Hocam, beni alkışlayın, bana acıyın, bana iş vermeyin, bana beni zorlamayın. Korktuğum yer burası. Evet. Ee, o yüzden e, araya girmek istiyorum. Depresif hı hı. ...dinamiğinde... depresyonun böyle bir kazanç kısmı var. Doğru. Fakat yani depresif. Hani ben böyle yapayım da kazanç gelsin diye yapmaz bunları. Yapamaz başka türlü. Ya yani orada belki tedavide çalışılması gereken bir şey. Yani onu tekrar harekete geçirmek, tekrar mücadele azmini ortaya çıkartmak. Ama şurası önemli. Bir insan depresyondaysa ve bunları yapamıyorsa benlik saygısı da düşüyor ya hocam. Hı hı. Zaten bu insan yenilmiş hissediyor. O mağlubiyetin bütün ağırlığı, yalnızlığın bütün acısı üstünde. Doğru. Yani dinamik olarak baktığımızda böyle bir kazanç kısmı var ama yani biz ona dersek ki biz hekimler, psikologlar asla demez de bak sen bunu kazanç için yapıyorsun. Hadi dayan bakalım. Yok. Depresyonda Orada bir kazanç suç, suçluluğunu yok. Suçluluğunu arttırıcı. Tabii tabii. Ee, ve depresyonu daha da ilerletici hı hı. ve ölüm fikirlerini teşvik edici bir yanı olabilir bu şey. Bunu geçen programda konuşmuştuk aslında. Ben şuna e, işaret etmek istiyorum. Kendine çok fazla acıyan insan da depresyona giden yolu döşemiş olur. Döşemiş olur. Yani ben depresyona yatkın kişiliği tarif ederken bunu söyledim. <laughs> Depresif kişiyi değil. Dolayısıyla o tür insanlarda Geçen programda konuştuğumuz kendine merhameti de öne çıkarmak lazım. Sen hayatta güzel işler de yaptın, Tabii. Hı hı. doğru şeyler de yaptın. Hı hı. Niye onları hatırlamıyoruz? E, yurt dışında bir kongrede e, bu konuda çalışan bir bilim adamını dinlemiştim. E, çok hoşuma gitti yöntemi. Dedi ki depresyondaki bir insan bana geldiği zaman hı hı. E, işte ışıklar sönmüş, iç aleminde hiçbir nur belirtisi kalmamış. Ben ona şöyle bir egzersizle başlıyorum. Bana depresyondan önceki zamanlarını anlatsana. Nasıldı? Birdenbire diyor, gözünde bir e, enerji çakımı, bir e, heyecan beliriyor. Ve iştahla depresyon öncesi hayatını anlatmaya başlıyor. Hmm. O bizim için çok güzel bir tutamak noktası oluyor. Hmm. Çünkü bunu yaşamışsan bugün de yaşayabilirsin. Daha önce hayatında böyle neşeli, güzel, keyifli, haz aldığın... Mutluluk duyduğun hayatında bir anlam duygusu devşirdiğin bir hayatın olduysa, böyle bir ömür sürdüysen, bugün yeniden bunu başarabiliriz. O duyguyu vermek için bunu yapıyorum diyor. Yani biraz o karanlık ülkeden insanları alıp, hı hı. neyi yapabildiklerini, neyi yapabileceklerine de onları inandırmamız ve kendilerine karşı acımasız olmak yerine daha merhametli olmalarını temin etmemiz lazım. Şimdi çoğu depresyonda olan kişi de. Bunu kabul etmiyor diye düşünüyorum. Depresyonunu mu kabul etmiyor? Evet. Ediyor Tabii. mu? Hayır. Özel e, hafif başlangıçta, <laughs> hafif halinde e, o üstüne gelen ağırlığı, karanlığı fark edebilir, yardım isteyebilir. Ama ilerledikçe, orta ve ileri şiddette e, olan <laughs> depresyonlarda bırakın hekime gitmeyi, bunu düzeltmek istemeyi, yerinden kalkacak mecali kalmaz. Kalsa bile bunu daha olumsuz şeyler için kullanır. Kendine zarar verebilir mesela. Daha hayatı kendisine çekilmez hale getirir. Çünkü bunları hak ediyor ya. Yani e, ben günahkarım, birçok hata işledim, hı hı hı. çok pişmanım. Bu ruh hali içindeki birisi enerjisi varsa daha olumsuz şeyler yapar kalmışsa enerjisi. Evet. O yüzden de yardım istemez. Çünkü bütün bunlara müstahak görür kendisini. Sadece işte hafif depresyonlarda bu yardım isteme olabilir. Kemal Hoca'nın sözünü ettiği, bu başıma niye geldi acaba? Alarm olarak değerlendirme halleri olabilir ama depresyona ilerledikçe bunları yapamaz. Bir şey aklıma takılıyor. Mükemmeliyetçilik yani mükemmelin peşinde koşan insanların depresyona yakalanma riskleri daha mı fazladır? hem depresyona hem endişe bozukluklarına yakalanma riskleri çok fazla. Bakın çıtayı çok yukarıya koydunuz ama gerçek şurada. Ne kadar e, çabalasanız da gerçek burada kalmaya devam ediyor. <laughs> Üniversite imtihanına günde bir saat çalışıyorsunuz fakat Türkiye'nin en iyi fakültelerini istiyorsunuz. İşte bu arada geçen programda konuştuk bir hayal kırıklığı boşluğu var. O boşluk büyüdükçe ...depresyonu ve endişe bozukluklarının... ...olma ihtimali daha fazla... ...mükemmelliyetçi insanlar... ...hani çok güzel bir söz vardır... ...en iyi, iyinin düşmanıdır derler... ...en iyiye ulaşamayacakları için... ...iyiden vazgeçen insanlardır... Ee, ...ve sürekli kendilerini kınarlar... ...bir iç ses... ...yine yapamadın, yine başaramadın... ...yine en mükemmele ulaşamadın... ...şeklinde onları kamçılar durur... ...ama bir e, kendi iç sesimiz böyle olduğu gibi anne babalarımızın da böyle bir sesi olabilir. Hı hı. Benim yani hiç unutamadığım e, bir e, danışanım çok mesleki olarak çok üst noktalara gelmiş ya herkesin alkışlayacağı alkışlayacağı başarılar göstermiş e, birisi fakat baba yetinmiyor baba diyor ki olmadı <laughs> bu da olmadı hayır diyor daha fazlası diyor. Ya yani adeta böyle önüne atılan her türlü ünvanı, makamı, mevkiyi YouTube hayır doymadım diyen bir şey gibi. Çok yani e, içinde babanın o şeyini o kadar e, içselleştirmiş ki sesini olmadı, olmadı diyen e, sesini e, hayatta nereye gelse tatmin olamıyor çünkü baba hala kaşını kaldırıyor, olmadı diyor. Olmadı. İşte bu mükemmeliyetçi anne babalar da çocuklarını Maalesef bu depresyonun ayazında bırakıyorlar. Bir de şöyle hocam mükemmeliyetçilik dediğimizde Hı -hı. hani depresyonu hep arzuyla enerjiyle ifade etmeye çalışıyoruz ya. Ee, mükemmeliyetçi insanın diğer insanlara göre hayatın içinde hayat mücadelesindeki çabası, enerjisi çok daha yüksek oluyor. Yani o mükemmeli yapmak için ve sonuç olarak da yani bu idaniye sürdürülebilir bir şey değil. Yani e, sürekli çabaladığı için sürekli birisi daha az benzin harcıyor, e, durarak ilerliyor, Hı -hı. mola veriyor, e, işte fazla hız yapmıyor. E, ama birisi sürekli süratli gitmek istiyor, hiç mola vermiyor e, ve Hı -hı. hep gözü ileriye dönük. E, onun yorgun düşmesi, onun enerjisi hissetmesi çok daha kolay elbette yani. Burada şeyin, e, siz e, Erol Hoca konuşurken bir Fransız sosyoloğun betimlemesi geldi aklıma. Harika buluyorum ben onu. Modern çağın depresyonu için la fatigue d'être diyor Ellen Ehrenberg. Kendi olma yorgunluğu. İnsanlar kendi olmaktan yoruluyorlar modern çağda. O kadar yarışmacı bir toplumda yaşıyoruz ki geride kalanlar, başaramayanlar, inisiyatif alamayanlar, tırnak içinde başaramayanlar, efendim başkaları kadar servet biriktiremeyenler, başkaları kadar başaranlar kulübüne üye yazılmayanlar, başkaları kadar makam mansıp sahibi olmayanlar kendilerini bu toplumda kaybetmiş hissediyorlar. Ve kaybetmişler de çok kolaylıkla depresyon hanesine yazılabiliyor. Şimdi depresyonla ilgili bir VTR'miz var hazırlamış olduğunuz. Onu bir izleyelim, ardından stüdyodan devam edelim. I had a black dog. His name was depression. Whenever the black dog made an appearance, I felt empty and life just seemed to slow down. He could surprise me with a visit for no reason or occasion. The black dog made me look and feel older than my years. When the rest of the world seemed to be enjoying life, I could only see it through the black dog. Activities that usually brought me pleasure suddenly ceased to. He liked to ruin my appetite. He chewed up my memory and my ability to concentrate. Doing anything. Well, going anywhere with a black dog required superhuman strength. At social occasions, he'd sniff out what confidence I had and chase it away. My biggest fear was being found out. I worried that people would judge me. Because of the shame and stigma of the black dog, I was constantly worried that I'd be found out. So I invested vast amounts of energy into covering him up. Keeping up an emotional lie is exhausting. Black dog could make me think and say negative things. He could make me irritable and difficult to be around. He would take my love and bury my intimacy. He loved nothing more than to wake me up with highly repetitive and negative thinking. He also liked to remind me how exhausted I was going to be the next day. Having a black dog in your life isn't so much about feeling a bit down, sad, or blue. At its worst, it's about being devoid of feeling altogether. As I got older, the black dog got bigger and he started hanging around all the time. I'd chase him off with whatever I thought might send him running. But more often than not, he'd come out on top. Going down became easier than getting up again. So I became rather good at self medication, which never really helped. Eventually, I felt totally isolated from everything and everyone. The black dog had finally succeeded in hijacking my life. When you lose all joy in life, you can begin to question what the point of it is. Thankfully, this was the time that I sought professional help. This was my first step towards recovery and a major turning point in my life. I learned that it doesn't matter who you are, the black dog affects millions and millions of people. It is an equal opportunity mongrel. I also learned that there was no silver bullet or magic pill. Medication can help some and others might need a different approach altogether. I also learned that being emotionally genuine and authentic to those who are close to you can be an absolute game changer. Most importantly, I learned not to be afraid of the back dog and I taught him a few new tricks of my own. The more tired and stressed you are, the louder he barks, so it's important to learn how to quiet your mind. It's been clinically proven that regular exercise can be as effective for treating mild to moderate depression as antidepressants. So go for a walk or a run and leave the mutt behind. Keep a mood journal. Getting your thoughts on paper can be cathartic and often insightful. Also keep track of the things that you have to be grateful for. The most important thing to remember is that no matter how bad it gets, if you take the right steps, talk to the right people, black dog days can and will pass. I wouldn't say that I'm grateful for the black dog, but he's been an incredible teacher. He forced me to reevaluate and simplify my life. I learned that rather than running away from my problems, it's better to embrace them. The black dog may always be part of my life, but he'll never be the beast that he was. We have an understanding. I've learned through knowledge, patience, discipline and humor, the worst black dog can be made to heal. If you're in difficulty, never be afraid to ask for help. There Şimdi biraz da depresyon çeşitlerinden bahsedelim diyorum. İşte başlangıç aşaması, ilerleyen e, günlerdeki o dönemlerdeki safhaları yani farklılık gösteriyor mu? Farklı çeşitleri var mı? Ya Bir kere şiddet açısından farklı hep onu söylemeye çalıştık. Yani hafif e, ...biçimleri var ve insan hı. onu çoğu zaman fark etmeden işini gücünü yapabilir. Yani enerjisi hisseder kendisini. Daha e, duygusal olarak kolay hüzünlenebilir, kolay ağlayabilir hale gelebilir. E, ama hayatını sürdürebilir. Yani e, depoda benzin evet. vardır bir hı hı. parça. E, böyle geçebilir depresyon. Hı. Ama bir kısmı ilerleyebilir. Orta ve ileri şiddeti hep e, söylemeye çalıştık. Hı hı. E, Şiddet açısından farklar var bir kere. Ee, bir de demin e, duygu durumu söylerken hı hı. ifade etmeye çalıştım ya. Depresyonu duygu durumu bozuklukları başlığı altında inceliyoruz diye. Bizim sözünü ettiğimiz depresyon genellikle tek uçlu depresyonlardır. Yani depresyon var tekrar ha. ediyor. Evet. Bir de iki uçlusu var duygu durum bozukluklarının. İşte bipolar bozukluk diye de bilinir. Yani araya depresyonun tam tersi e, tablolar giriyor. Mani dediğimiz yükselme tabloları. İnsanın kendisini çok güçlü gördüğü, çok neşeli olduğu. Hmm. E, bunların depresyonları çok daha tehlikeli ve çok daha e, genetik yatkınlık ve bünyesel durumlar burada ön planda. Yani insanın yaşam olaylarının payı var. Bipolarda e, depresyonların gelmesinde ya da mani de, hmm. Maninin de gelmesinde ama e, asıl bünyesel. Yani ne zaman geleceği e, o biyolojisindeki işleyişe bağlı. E, bipolar depresyonları daha ağır seyrediyor ve intiharlar orada daha çok oluyor. Yani bipolar depresyonu İki uçlu da daha riskli bir durum söz konusu. İki uçlu depresyonu daha ağır seyrediyor. Depresyonun, e, tip, me, melankolik depresyonlar var mesela. Burada ne Burada da e, daha sabah kötülüğü ve keyifsizlik daha ön planda geliyor. E, ve melankolik e, depresyonlarda da biyolojik yatkınlık daha önemli. E, uyku bozuklukları sabah kötülüğüne eşlik ediyor. Sabah ezanla birlikte namaza kalkarmış gibi kalkıyor insan. Bir daha asla uyku tutmuyor. Ve günün içine mesela hangi zaman en kötüsün diye sorduğumuzda sabah diyor, akşama doğru biraz açılabiliyor. Ee, bu tip tiplendirmeler e, yapıyoruz. Bir de oluş, işte gençlik depresyonun oluş zamanına göre gebelik ve doğusal Evet çok önemli. Hı hı. Menopoz çok önemli. Bütün o insanın hayatındaki dönüm noktaları e, yeni baştan kendisini kurması gereken. Ve yeni planlar yapması gereken zamanlar, e, depresyon için e, çok tetikleyici oluyor. Onların oruç zamanına göre de e, depresyonlara ayırt ediyoruz. Oruç zamanı deyince mevsimsel başta girişle sen evet, evet. bazı depresyonlar mevsimsel özelliği olduğunu net görüyoruz artık. E, o yüzden mesela kuzey ülkelerinde çok daha refah içinde olmalarına rağmen büyük ihtimalle gün ışığını almak ve günlük ritmimizi ayarlayamamaktan dolayı gün ışığı alamadıkları için Avrupa'nın kuzeyindeki ülkeler vefat olmalarına rağmen mevsimsel depresyonlar oralarda daha çok görüyor. Biz mutlaka hastalarımızı sorarız. Yani depresyonunuzun önceki depresyonlarınızın mevsimlerle bağlantısı var mı diye. O zaman varsa eğer mesela sonbaharda kışta depresyona yakalanıyor. o mevsimlerde daha tetikte oluruz ya da e, tedaviyi ona göre düzen. Ne zaman yaşandı? Baya mühim yani. Mühim. Bir evet. de e, kronik depresyon diyebileceğimiz haller var. Yani daha hafif seyirli ama insana baktığında e, çevresindeki insanlar onu hep mutsuz, keyifsiz görüyor ve enerjiyi hep düşük olarak görüyor. O distimi dediğimiz Bitmez tablolar mi? Dediğimiz var ve hiç. onlar uzun sürüyor ve tedavide de zorlanıyoruz onlar Yani e, daha şiddet açısından daha az gibi ama e, hayatın verimliğini azaltmak açısından e, berbat tablolar çok zor tablolar e, onlara göre de adlandırmalar yapabiliyoruz hocam siz çeşitleri hakkında e, ben söylemek ister misiniz e, yani e, Erol Hoca Efra'dını cami ayarını mani, mani bir şekilde anlattı e, ben de e, farklı görünümlerinden bahsedeyim bazen de Fiziksel rahatsızlıklar şeklinde kendisini gösterebilir. Mesela geçmeyen ağrılar depresyonun belirtisi olabilir. Gerçek mi hocam bu ağrılar peki? Bu ağrıların organik bir sebebi yok. Heh. Fakat e, kişi kuvvetli bir ağrı hissediyor. Mesela bel ağrısı, baş ağrısı e, depresyonun e, saklı görünümleri olabilir. Eskiden maskeli depresyon deniyordu bunlara. Evet. Mesela vücut işleyişimizde bozukluklar yine de depresyon Uyku her türlü mesela. hastalığı evet. taklit edebilir. Her şey her kılığa girebilir. Bağırsaklarımız az çalışır. Çok ciddi kabızlık şikayetleri olabilir. Yani vücutla ilgili şikayetler çok yoğun Uykuyla olarak Uykuyla belirgin bir şey var mı? İşte uykuya dalma zorluğu, erken uyanma problemi. %90 uyku ile ilgili daha çok azalma şeklinde belirtiler olur. Bazı insan %10 insanda da aşağı yukarı aşırı uyuma, uykuya doyamama şeklinde de depresyon kendisini gösterebilir. Bu Kemal Hocam o son söylediğiniz çok önemli gerçekten. Biz %10 diyoruz da sanki Türkiye'de daha fazla böyle müracaatlar oluyor gibi atipik depresyon dediğimiz tablolar yani depresyonda uyku da iştah da normalde azalır. Hı hı hı. Ee, ama atipik depresyonda tam tersi bir tablo oluyor. Yeme krizleri oluyor. Özellikle karbonhidratlı, e, tatlı yeme krizleri. Evet, iştah sormamıştım ama ee, normalde azalma e, gözlenirken bir kısmında artmada gözlenebiliyor uyku diyorsunuz. Uyku da artıyor. yataktan kalkmak istemiyor. Evet. Ee, ve bu insanların bir özelliği e, insan ilişkilerinde çok önceden de öyleler ama bu depresyon başladığında daha da artıyor. Çok kırılgan oluyorlar. Hmm. En küçük bir şeyden e, alınıp inciniyorlar. E, bunlara biz atipik depresyon diyoruz. Normal seyir bu değil. Normalde iştah da gider, e, uyku da gider, azalır ya da kaybolur. E, ama e, tersine dönmüş tabloları atipik depresyon diyoruz. Şimdi evet. Bu depresyon konusunda belki dikkat etmemiz gereken şey şu. E, çevresel sebeplerle ortaya çıkan depresyonu biyolojik depresyonlardan ayırt etmek lazım. Çevreyle ilgili müdahalelerimizi mutlaka yapmamız lazım. Bazı insanlar politik istikrarsızlıktan, ekonomik istikrarsızlıktan da depresyona girerler. Eşitsiz bir toplumda da depresyona girerler. Şiddetin kol gezdiği bir toplumda da insanlar depresyona girerler. Ben bir makale okumuştum benim Kanada'da çalıştığım hocanın makalesi diyor ki Peru'ya gittim. Peru'da her tarafta şeyler var, sokaklarda. onun gittiği dönemde posterler var. Diyor ki işte kendinizi üzgün hissediyorsanız, hayatta yaşama değer bir sebep bulamıyorsanız falan, depresyonun belirtilerini tık tık, tık, tık sıralıyor. Gelin size ilaç yazalım altında böyle bir şey. İşte aile hekiminize danışın, psikiyatristinize danışın size ilaç verelim. İlaçla ilgili şeyi çok kolaycılık olarak kullanmamamız lazım. Yani insanlar kendi baş edebilecekleri, çevresel şartlarını düzenlemekle, yaşam biçimlerini düzenlemekle, kendi gayretleriyle, başa çıkma azimleriyle yenebilecekleri durumlar için benim kanaatime göre ilaç kullanmamalı. İlaç ne zaman olur? İşte depres, klinik depresyon ortaya çıktığı zaman olur. Klinik depresyon yani felç olma hali artık devam edememe hayattan bir türlü e, ilerleyecek hayatta e, isteği desteği e, hevesi bulamamakta. Heves kaybında. E, fakat e, çevresel sebepleri ıskalarsak da sadece kurbanı suçlamış oluyoruz. Bu çok önemli bir şey. Günümüz dünyasında her şey depresyon üretiyor. Televizyonlar depresyon üretiyor. Sosyal medyada uzun saatler geçirmek depresyon üretiyor. Yalnızlaşma depresyon üretiyor. İnsan ilişkilerinin kopması, soğuması, menfaatin öne çıkması, televizyonlarda özellikle geçen hafta gördüğümüz o korkunç haberler bizi bu dünyada, tekinsiz bir dünyada, güvenilmez bir dünyada yapayalnız ve ıssız kaldığımız hissiyle baş başa bırakıyor. Bu çok zor bir duygu. Bununla baş etmek çok zor. Etrafımızda hemen bize yardım edecek insanlar da yoksa hı hı. E, göçmensek, bir yere gitmişsek, yeni bir yere alışmaya çalışıyorsak e, çok kolaylıkla da depresyonun koynuna e, depresyon koynumuza girebilir. Depresyon bizi e, esir alabilir. Bir şey söyleyeceğim hocam bitireyim. Sevale araya girmesin diye tutmaya çalışıyorum. Tamam, peki. <laughs> Evet. Hocam bugün gömleğiniz çok çarpıcı, canlı ve antidepresan. Adeta e, yani bize bu renklerle yaşama coşkusuna aşılıyorsunuz. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Aldım evet. kabul ettim. Eyvallah. E, hocam şimdi böyle bir jest yaptı. Ben de hocama jestle cevap <laughs> verme ihtiyacı hissettim. E, yani e, insanların değiştirebileceklerini, güçlerini, yettiklerini değiştirmeye de gayret etmeleri lazım. Kolay ilaç kullanımı Türkiye'nin en önemli meselelerinden bir tanesi. Bir zamanlar antibiyotik arpalığına döndürmüştük vücutlarımızı. Kafamıza göre antibiyotik kullanıyorduk. Çok şükür yeni düzenlemelerle artık antidepresan ilaçlar reçetesiz verilmiyor çoğu yerde. Eczacı arkadaşlarımız çok bilinçli davranıyorlar ve reçete görmeden, hekim reçetesi görmeden ezbere antidepresan ilaç vermek istemiyorlar. Çok doğru bir şey. Çünkü insanlar bir antidepresan ilaç kullanırlar. Başka bir ilaç kullanıyordur. Kendi kafasından onlar etkileşime girer ve çok feci sonuçları olabilir. Hemen bir en ufak bir moral bozukluğunu, keyifsizliği bir ilaç aldım ve ben bunu geçirdim dediğimiz zaman anlatacak hikayemiz kalmaz. Ben şu zorlukla şöyle boğuştum, onu yenmek için bu kadar uğraştım, çok çaba harcadım ve sonunda başardım diyebilmek için de bizim de bir eforumuz bir gayretimiz olması lazım. Bu diğer hastalıklardaki gibi değil mi? Yani vücudun bir savaş vermesi gerekiyor ve o güç aslında Elbette. içeride var. Ama vardır, klinik diyorsunuz. depresyonda hı hı. çok zor. Klinik depresyondan hı hı. konuşuyoruz biz. Klinik depresyonda zor. Ama demoralizasyonla, moral bozukluğuyla, keyifsizlikle depresyonu birbirine karıştırmayalım işte. Evet. Buyurun hocam. Sonra geçeceğim. E, bana da izin verin derken tam Kemal Hoca'nın son geldiği yerlerden e, söz etmek istiyordum ben de. Yani Türkiye eee bir açıdan e, en olumsuz tablolar nedir diye sorsanız e, birinci antibiyotik kullanımı ikinci antipresan kullanımı yani çok gereksiz çok yanlış biçimde kullanımlar var işte Sağlık Bakanlığı şimdi antibiyotiklerle ilgili bir kampanya başlattı bunun e, medyada antipresanlarla ilgili olması da gerekiyor Bence Çünkü Kemal yakınlı kaybediyor matemde mezarlığa giderken ayakta kalsın diye antidepresan veriliyor. Ya bu, asla böyle bir faydası olmaz. Asla böyle bir etkisi yok. Zararı olabilir hatta. Tabii. Şimdi antidepresanlar antibiyotiklerden farklı olarak bir de şöyle bir e, zorluk içeriyorlar. Uzun süre kullanmaları, kullanılmaları gerekiyor. Yani başlandığında eğer fayda görmüşseniz işte hecme hecme diyoruz ya devrevi oluyor depresyonlar. E, nöbet halinde. Nöbet, nöbetler halinde geliyor. Ee, ve bir nöbette 9 ay kadar sürüyor. O yüzden e, bir psikiyatri uzmanına gittiğinizde size en az 6 ay kullan gibi çok doğru bir şey söyler. <laughs> o yüzden uzun süre kullanılacak ya ilaçlar. Zaten depresyonu olan komşu da var. Kemal Hocam antidepresan. O veriyor. Sakın başkasının ilacını kullanmayın. Ben şahit oldum da. Maalesef. Ya da şöyle bir şey oluyor. Çok sık maalesef başımıza geliyor. E, siz bunca sene saçlarınızı ağırtıyorsunuz, döküyorsunuz. Bir, yani onun neticesinde bir şey öğreniyorsunuz ve onun neticesinde bir ilaç yazıyorsunuz. Sonra komşu Ayşe teyze diyor ki bu diyor sana yaramaz diyor. <laughs> Sakın kullanma diyor. Yan etki yapar, şöyle yapar, böyle yapar. Hastalarımız bırakıveriyor. veriyor. İlaçlar... kötü ee... habere kolay inanıyoruz aslında. Kolay inanıyoruz. Bir de sayeden uzmana gitmek lazım. Ee, işi bilene gitmek lazım. Depresyon bir halk sağlığı problemi. Aile hekimleri de elbette tedavi edebilir, uzman diye onları da kastediyorum ama ayrıcı tanısının hı hı hı. doğru düzgün yapılması lazım evet. ve e, tedavinin e, iyi takip edilmesi gerek, e, gerekiyor yani e, bir kere depresyonun hangi tipi ve nasıl ilerlenmesi gerek, ilerlemesi gerekiyor tedavinin e, mutlaka e, onu bir uzmanın yapması lazım. bir Geçenlerde bize çok yakın uzmanlıklarımdan bir meslektaşım, nörolog, dedi ki... ...ya siz de depresyona antidepresan veriyorsunuz, biz de veriyoruz ama sizinkiler iyi oluyor, bizimkiler olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, çok önemli. Kemal Hoca'nın söyledikleri tamamlayıcı nitelikte bir şey bu. Çünkü psikiyatrist, sadece ilaç vermiyor, sadece ilaç veren meslektaşlarımız da var biliyorum onu yazıp beni protesto etmeyin. Ee, yani hem ayrıcı tanıda hem tedavide hı hı. psikiyatrik yaklaşımlar bazen iş yoğunluğundan kısa süreli e, bile olsalar diğer başka alanlardaki uzmanların günden çok daha farklı oluyor. O nasıl yak yaklaşacağını biliyor ve tedaviyi e, daha olması gerektiği şekliyle yönlendirebiliyor. O yüzden depresyon olduğunda aile hekiminize olmadı mutlaka psikiyatri uzmanına gidin. Evet. Komşunun önerileriyle baş etmeye kalkmayın. Çünkü önemli bir şey, depresyon zor bir durum. Evet. İnsanın... yani belki hocam şu benzetmeyi de yapmak lazım. Şimdi bazı denizler vardır. Böyle sığ başlar. Bir adım daha atarsınız birden derinleşir. Depresyon da böyle bir şey. Klinik depresyon. Ee, bazen çok hızlı derinleşir ve kişinin şuurunu etkiler, yani dünyayı algılama biçimini etkiler, e, gerçekliği değerlendirme kabiliyetini bozabilir. E, böyle durumlarda e, çok ciddi intihar düşünceleri e, ortaya çıkabilir. Önlenebilir e, bir halk sağlığı problemidir depresyon. Yani e, çünkü ve ölümcüllüğü önleyen bir şeydir. Ölüm ölümü önleyen bir şeydir. Çünkü işte dedik ya %15 bazen 20 nispetinde hı hı hı. insanlar intihar girişiminde bulunuyor. Siz depresyonu hocam, yeterince tedavi ederseniz bu, bu, burada, burada intihar nedeniyle ölümler çok olmaz. Çok önemli. Çok önemli. Yani sen eee önemli sen de biliyorsun. %10-15 diyoruz ya hocam. Ya bu az gibi gelebilir insanlara bu rakam. Halbuki ...intihara sebep olan hastalıklar arasında... ...bu konuştuğumuz hastalık birinci sırada. Onu yani, soracaktım. Yani ölümcül müdür depresyon? Şüphesiz intihara yol açıyorsa... Hı hı hı. ...yani insanın kendisiyle hesap yani? başması... ...bu umutsuzluğu, karamsarlığı... Yani Çıkış yolu gö göremiyor. Göremiyorsa, ya. harabeye dönmüş gibi hissediyorsa... Tabii. ...yani yürümektense yürümemek... Evet. ...daha uygun diye görüyorsa... ...ki bu rahatsızlıkta öyle görüyor... ...ve en çok intihar ettiren... ...hastalık bu o yüzden çok önemli bir, bir kusura, örnek vereyim yani soruları size... geçeyim <laughs> istiyorum çünkü çok fazla Tabii. E, Tabii. soru var ama lütfen siz örnek verin yani ondan çok sonra. anlaşılması açısından Hı -hı. bir örnek vereceğim çok e, korozif madde içerek çok uzun yıllar önce gördüğüm bir danışanım korozif madde içerek e, intihar girişimde bulunmuş 5-6 tane ameliyat olmuş çamaşır suyu gibi Çam... bir şey içmiş evet, Yani, yani evet. tuz ruhu Hı -hı. tarzında bir şey ...çok ağır acılar çekmiş filan... ...beş çocuğu var... ...hemen sonrasında gördüm ben... ...bu girişimin... ...ameliyatlarının hemen arkasından... ...neyse tedavisine başladık... ...iyileşti... ...pırıl pırıl her şey çok iyi... ...dedim ki niçin yaptın... ...niçin yaptın... ...ne hatırlıyorsun dedim o sırada... ...ne oldu... ...onun cevabını hiç unutmam... ...dedi ki hocam dedi... ...ben kendime şaşıyorum benim beş çocuğum var hepsini o kadar çok seviyorum ki ...hayata çok bağlıyım ben dedi ve zaten onu e, günah olarak da görüyorum dedi intihar girişimde bulunma intiharı bizim toplumumuzda en önemli koruyucu faktörlerden bir tanesi de inançtır intihara karşı ama dedi o sırada her şey o kadar karanlıktı ki sanki başka hiçbir çözüm üretemiyordum diyor tek çözüm o gibi görünüyordu bana diyor şimdi çok saçma buluyorum diyor ya yani o an o kadar Koyu bir karanlık çöker ki insanın üzerine tek çözüm o gibi görünür ve çok aldatıcı bir şeydir. E, maalesef e, o anda işte alıp çekip alabilsek o karanlıktan insanları e, çok da hayırlı bir iş yapmış oluruz. Oh, keşke sorulara bakalım mı Tabii. hızlıca e, sondan gideceğim İbrahim Fatih Arsan müzikte ağır makamları dinlemek depresyon tetikler mi diyor hızlı hızlı böyle bir geçebilirsek. Heavy metal müziği ile depresyon arasında ilişki kuran çalışmalar okudum. E, ağır makam ile bilmiyorum. Duydum. Heavy metalde nasıl bir şey var? Heavy metal e, de e, daha mi? agresif duyguları Hı. ve kişinin kendisine karşı agresif duygularını da azdıran bir şey olduğu söyleniyor. Evet Devam Çok ediyorum. Bilmemiş. Nurşen Kurt Gündüz her zaman her şeyi alttan alıp sürekli yeni bir sayfa açan yola devam eden fakat eski sayfalardan bilinç altının hiç kurtulamaması da depresyon mudur? Demiş. <laughs> Şimdi insanın benim diyebileceği hı hı. E, belki yegane şey hatıralarıdır. Evet. Benim diyebileceği. Evet. Yani hatıralarımızdan kurtuluş yok ki. Hı hı hı. O yüzden e, silecekleri çalıştıralım, silelim, yeni sayfa açalım. E, bunlar Böyle e, bir ilaç da yok, <laughs> öyle bir tedavi silecek yöntemi de yok. De yok. Yani e, evet. o yüzden e, sorunları görmek, hı hı hı. sorunları görmeye çalışmak eski tarzın üstüne düşünmek ve değiştirmeye çalışmak en iyisi bir tane şey var izleyicimiz yazmış okur yazamaz aynı evde yaşadığımız depresyon tanısı almış yakınımızla davranışlarımız nasıl olmalı zorlayıcı mı kendi haline mi bırakmalıyız diyor saygılar demiş Evet. uzun yürüyüşlere çıksınlar bol sohbetler yapsınlar yani benim önerim insanlara yani depresyonun tek bir çözümü yok Hı hı. sadece e, ilaç ilaçlı tedaviye yakınımıza nasıl davranalım diyor Kemal. Ha yakınımıza hı. Evet yakınımızda tutsunlar, yürüyüşe gitsinler, bol bol sohbet etsinler, birlikte keyif alacakları etkinliklerde bulunsunlar. Hı hı. Onu konuştursunlar, yalnız bırakmasınlar, evet. sosyal desteklerini evet. eksik etmesinler. Şunu yapmasınlar yalnız. Yani bu evet. senin elinde yapabilirsin Her vesaire şey sende. gibi. Yani e, bu insanların benlik saygılarının çok az olduğunu Hı hı. Her şeyi zaten kendilerine yüklediklerini, çok kolay suçlu, kendilerini suçladıklarını evet. ve pişmanlık duyduklarını akıldan çıkarmamak lazım. Şimdi bir izleyicimiz de demiş ki Sevban Hanım, gündüz eşimle 8 saat çalışıyor. Akşam eve gelince eşimin elinde saatlerce telefon, karşısında televizyon, 3-4 saat yanında oturuyorum. Benimle toplasan 3-4 kelime etmiyor demiş yani toplumda birçok kimsenin sorunu diye düşünüyorum. Yani işte depresyonda e, olabilir mi eşim diye soruyor çünkü. Çoksa. E, Doktor e, bey. E, <laughs> e, yani eşi de depresyonda olabilir, hanımefendi de depresyona girmek üzere olabilir <gülüyor> yıkında, <gülüyor> bu gidişle. Ya bu şey, bu manzara iyi bir manzara i̇yi değil. Bir manzara yani bir bir kere onda anlaşalım. Evet. Yani e, beyefendiye de hanımefendiye de diyeceğimiz yani bu, bu İnsan ilişkisine, hele, hele evde çocuklar varsa hı hı. katkıda bulunan, ilişkimizi güzelleştiren bir manzara değil. Yani televizyon seyredeceksek bile birlikte seyredelim, kanatlarımızı bildirelim. Evet. Ee, yani çünkü o hiçbir bir iletişime yol açar. Evet. Ama herkesin kendi dünyasına gömülüp e, sadece sosyal medya ve televizyonla uğraşması, evet. e, ilişki yok ki orada. İnsan sesini duymaya hasret kalıyoruz hocam. Şimdi bu geçenlerde bir karıştırdığım bir düşünürün bir kitabı vardı. Orada hiç daha önce düşünmediğim bir şey söylüyor diyor ki bu televizyonun her an açık olması Sürekli YouTube'dan şuradan buradan videolar izliyor olmamız. <laughs> doğal insan sesini yok ediyor geri plana itiyor. hepp bir şey bir vasat üzerinden bize ulaşan, e, simüle edilmiş ger gerçeğe benzetilmiş insan seslerini muhatap gerçek oluyoruz. Gerçek insan sesi değil. Evet, gerçek insan sesi değil ve gerçek konuşma da giderek azalıyor çünkü ekranla konuşamıyorsun yani. Ekranda YouTube videosuna cevap veremiyorsun. Ama gerçek bir insanla, bakın şimdi konuşurken sesimizi alçaltıyoruz. Değişik değişik tonlamalar yapıyoruz filan. Bir hayret tınısı ekliyoruz. E, gerçek bir konuşmadan uzaklaştıkça bizler de insanlıktan uzaklaşıyoruz. Ya bir de şöyle bir şey var. Biz konuşmaya başladığımızda ilk önce kendimizle konuşuyoruz. Kendi sesimizi duyuyoruz. Şüphesiz. Yani kendi sesimize de ihtiyacımız var. Tabii. Yani kendimizi dinlemeye de ihtiyacımız var. Kendimizi dinlemek dediğimizde biz hep bir, hı hı. bir köşede inzivaya çekilmek gibi anlıyoruz da öyle değil. Yani o sese kendi sesimize kendimizin de ihtiyacımız var. Karşımızdakine zaten var da yani e, düşünebilmek için e, de o diyalog olması lazım mutlaka. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Çünkü her evde bu manzara var. Yani hiç değilse ya televizyon açık kalsın. Tamam anladık onu. Ama onu ayrı bir kişi olarak düşünüp ya da öyle varsayıp kendi diyalogumuzu sürdürmemiz gerekiyor. Yani e, çareler düşünürken benim çünkü baş edemiyoruz Kemal. Yani e, herkesin elinde bir şey ve televizyon açık. Acil bir problem bu. Ya hiç değilse Hı -hı. Gerçek sosyalliği, gerçek konuşmayı ilave edelim orada. Ya şu var sizin söylediklerinizden e, yola çıkarak geçenlerde denk geldiğim bir arkadaşım gayet sosyal hayatın içerisinde e, iyi bilinen, aklı başında biri dedi ki ben mücadele edemiyorum edemiyorum dedi. Yani sosyal medyanın içerisinde vakit kaybediyorum ve inanılmaz bir süre bu. Kendisi Ben dedi kendimi alamıyorum. Evet, kendisi için söyledi. Ben inanılmaz şaşırdım dedi ki sen <laughs> de böyle kendini ya, kontrol edemiyorsan. Kuyu gibi, kuyu gibi gerçekten evet. insanın içine çekiyor. Yani benim de başıma geliyor. Belki Erol Hoca'nın da başına geliyordur. Ya yani bir şeye bakmak için giriyorsunuz. Yani tamamen bilgi Hı -hı. edinme maksatlı bir şeye giriyorsunuz. Oradan bambaşka yerlere gidebiliyorsunuz. Çok ilginç şeyler de okuyabiliyorsunuz, öğrenebiliyorsunuz. Fakat bir yandan da e, junk food diye bir şey var ya çöp gıdalar işte bu hamburgerler şunlar bunlar. Onlarla onlarla karnınızı doyurduğunuz zaman bir şişme duygusu olur ya böyle bir. Aslında tam güzel bir yemek yememiş olursunuz. Tıkınma yapmış olursunuz. Tıkınmış olursunuz. Aslında sosyal medyadaki bu malumat kırıntıları bizi tıkındırıyor. Hı hı. Şişmeye yol açıyor. Bizi bir kitabın e, koynunda... E, Uzun saatler geçirmekten de alıkoyuyor. Ben giderek mesela kendi dikkatimin çok azaldığını hissediyorum. Küçük hap gibi şeylere alıştığımız zaman bir kitabın sabrına sahip olamıyoruz. E, Takınmışsınız bir şeylerle bir süre sonra mükellef bir sofra konsa da iştahınız kalmıyor Tabii zaten. Ya, evet Tabii. onlar için de yer kalmıyor. İki e, izleyicimizin sorusu birbirleriyle ilişkili hemen o ikisini de sizlere aktarayım. Ömer Akça Belenli dinde insan psikolojisi üzerindeki etkileri hakkında e, görüşlerinizi alabilir miyiz demiş. Herhalde depresyonla olan ilişkisi açısından okudukça varız da inancın depresyon üzerindeki etkisi nedir? Gerçekten kendi varlığı, varlığını sorgulamış, kendini tatmin eden cevaplar elde etmiş bir inanca sahip biri depresyona yakala yakalanamaz, yakalanmaz Hı. diyebilir miyiz diye soruyor. E bu bir bu bir soruya Erol Hocam, Hocam, Hocam başlasın. Bu mühim bir soru bence Erol Hocam. Ya çok karşılaşıyoruz bununla. Ee, sanıyorum Ömer Bey bizim programımızı izlemişse Hı -hı. başından beri evet. e, yani karşı görüşte olduğu için bizi bu konuda konuşturmak istediğinden bu soruyu sormuştur diye <laughs> içimden geçiyor. İnşallah öyledir. Çünkü bu programı Hı -hı. ben izleseydim Kemal Hoca'yı dinleseydim, sizin sorularınıza şahit olsaydım derdim ki bu rahatsızlığın galiba inançla doğrudan doğruya bir alakası yok. Bakın inanç, din bunlar büyük bir ırmak. Biz de çöldeki insanlarız. Yani o ırmaktan kana kana içeceğimiz çok şey var. Yani bunu bir kenara koyalım. Fakat İnanan insanda, insan nihayetinde ve bu söz ne ettiğimiz ve depresyona yol açıyor dediğimiz toplumun içinde yaşıyor. İnsan nihayetinde derken bir genetik alıyor anasından babasından. Tabi. Ve e, sıkıntılarla dolu şu hayatı sürdürmeye gayret ediyor. Hı hı. Ve o insanın işte tiroid bezi var, bir, bir bedeni var. Yani bir yerinden bunlar bozulabilir. Bunların depresyon rahatsızlığının o yüzden doğrudan doğruya inançla bir bağlantısı yok. Gerek yakalanmamakta depresyona, gerek depresyonun tedavisinde hı hı. inanç ve inancın sağladığı sosyal ortamın çok fazla olumlu etkileri var. Ama hiç kimse diyemez ki e, samimi bir Müslüman depresyona girmez böyle bir şey olmaz. Yani bunu lütfen demeyelim. Bunun direkt bir Kim ilgisi yok. Kim depresyon, depresyon belirtileri evet. sergilemişse inancı ne olursa olsun, e, dindarlık düzeyi ne olursa olsun o insanı uzmana götürmeye Evet Erol Hocamızın söylediklerinin hepsinin altına imzamı atıyorum. Bir de bu şöyle bir şey getiriyor. E, i̇nsanlar depresyona girdikleri zaman, dindar insanlar... Kendilerine şunu soruyorlar, bende iman zayıflığı mı var? Zaten günahkar hissetmeye meyilli. Yani. Evet, kendini suçlamaya eğilimli olan bir insan daha fazla kendisini suçlamaya başlıyor. Veya çevresi, ya nasıl e, senin gibi inançlı bir insan depresyona girer deyip çevresi suçlamaya başlıyor ve bu da e, depresyon şiddetini artırıyor. artırıyor. Evet. Şimdi biraz da e, depresyonla nasıl mücadele edeceğiz? Bir 10 dakikadır falan bundan bahsediyoruz ama dediğimiz gibi hani kendimizde buna ilişkin bir tespitimiz varsa, çevremizde herhangi biriyle ilgili bir tespitimiz varsa ya da işte ne bileyim huzursuz kimselerin varlığıyla ilgili, kendi huzursuzluğumuza ilgili bir takım bilgilere erişmişsek ne yapacağız? Bir kere yani Kemal Hocam'ın söylediği depresyonu bir alarm olarak hı hı. görecek, ...yetenekteysek ve depresyonumuz henüz hafifse... Ya da neler varsa hani, evet. Yani, yani, keyifsiz hissediyoruz. Hı hı hı. E, eski zevk aldığımız şeylerden aynı zevki almıyoruz. Hı hı. Uykumuzda kaymalar başlamış, arada bölünüyor. İçe kapandık, e, dostlarımız yani arayıp daha sormuyoruz. Daha yalnız hissediyoruz. Daha olumsuz e, hissiyatımızı daha kolay dışlaştırabiliyoruz. Öfke patlamaları. E, de, depresyondayız. Ama e, Mücadele Azmi henüz tam gitmemiş. Yani bununla ilgili yani işte daha kendine e, yardım etme çabaları ve başkalarının bize yardım etme hı hı, çabaları hı. işe yarayabilir orada. O rehberlik evet. hizmetleri. Ama e, şu herhalde anlaşılmıştır. Daha orta ve ileri derecede depresyonlarda e, uzmana başvurmaktan ve yardım almaktan başvurmaktan. Biz bugün bilmiyoruz. Yani Kemal Hocam biliyorsa söylesin. Yani e, daha iyi bir yol bilmiyoruz. Ee, geleneksel dünya çok farklıydı. Oradaki rehberler ve yardım ediciler çok farklıydı. Ama bugün şu bilgilerimize göre. Şimdi depresyonla ilgili söylediklerimiz. Yani depresyon kanserin bir habercisi olabilir biliyor musunuz? Hani ben insanları çok alarm etmemek için bunları çok dile getirmiyoruz ama yani mutlaka tıbbi kontrolden Geçmesi gerekiyor bu belirtileri sergileyen insanın. İster aile hekimi, ister psikiyatri uzmanı, e, işten anlayan ve bu ayrıcı tanıyı yapmak durumunda olan e, birisine mutlaka başvurmak gerekiyor. E, daha sonra rahatsızlığı öğrenmişse, e, bir ilaç başlanmışsa, bunu nasıl kullanması gerektiğiyle ilgili bir kere can kulağıyla dinlemeli hekiminin. Hı hı. E, öyle bir anda komşudan alınacak türden ilaçlar değil çünkü. Ne zaman bırakacak, ne yapacak? Depresyon tanısını almış. <laughs> Onu zaten takip eden bir hekimi var. Evet. E, kontrollere gidiyor. Ama o arada yapacağı şeyler olabilir. E, yani ana yol doğru olduktan sonra öteki yollara e, çok itiraz etmem kendi adıma ben. Peki yani depresyon yüksek oranda ilaçla tedavi edilen bilen bir şey midir? Öyle mi? Yolu o mudur? Depresyon, klinik depresyonun önemli bir kısmı ilaç tedavisine cevap veriyor. Bir kısmı hmm. cevap vermeyebiliyor. İlaç tedavisiyle psikoterapinin etkinlikleri 3 aşağı 5 yukarı aynı. Hmm. Hmm. En güzeli insanların hem sorunların üzerine gidip kaynağını görebilecekleri, kaynağını keşfedip ona yönelik çözümler üretebilecekleri psikoterapiyi ilaç tedavisiyle birlikte almaları. E, i̇laç her derde deva değildir dedik ama ilaçlar hakkında son dönemde yaratılan e, bir e, yalan kumpanyası ve bir e, şey de var, e, böyle bir felaket haberciliği de var. Maalesef e, çok sayıda insan e, antidepresan ilaç kullandığı için bu ilaçlarla ilgili olumsuz haberler medyada çok daha yaygın olarak e, yer buluyor ve en ufak bir olumsuz haber büyütülerek insanların gözünün içine sokuluyor. Hı hı. E, yani insanların mutlaka e, depresyon nedeni ilaç kullanan insanların ilaçları başlarken de bırakırken de hekimlerine danışmalarında büyük fayda var. Çünkü bu ilaçların aniden bırakılması birden bırakılması da başka sorunlara yol açabiliyor. Hı hı. Yani hastalıkta tekrar edebiliyor. Başka bir takım belirtiler de ortaya çıkabiliyor. E, bir de felaket haberlerine hemen kolay inanmayın. E, yani bu konuda... E, binlerce on binlerce çalışma yapıldıktan sonra ilaçlar bu pazara sürülüyor. Ha ilaç endüstrisi bazen bazı numaralar çeviriyor. İlaç endüstrisini bir gün konuşuruz. Ee, yani bazı sonuçları bizden saklayıp bazı sonuçları çok ön plana getirebiliyorlar. Ama e, bu ilaçlar zehir değil e, ve e, çoğu gayet emniyetle kullanılabilen şeyler. Hı hı. E, bir hekim kontrolünde olduğu sürece çok endişe etmeye gerek yok. Peki, yani e, depresyon boyutunu çözüm noktasında neler yapmamız gerektiğini konuştuk ama insanlar e, yaşantılarında böyle kendilerini mutsuz hissediyorlarsa, çok çabuk demorize olup üzülüyorlarsa ne tavsiye ediyorsunuz? Sosyal medya kullanımından dan, hocam. E, televizyon Hı izlemelerine kadar ya da zehirli bir takım kimselerle görüşüp görüşmemelerine kadar ya da işte ne bileyim kendilerini zorlayan bir takım başarıların peşinden koşup koşmamalarına kadar ne tavsiye ediyorsunuz? İnsanlara. Ya bir defa fiziksel etkinlik depresyona karşı koruyucu bir şey ve faydalı bir şey yani yürüyüş yapmanın kendisi bile depresyona karşı koruyucu sohbet etmenin kendisi depresyona karşı koruyucu yani anlamak anlaşmak Bilişmek, sohbet etmek, hissedildiğini Dokunma, hissetmek. Tabii, o gösterildi en son. Tabii şey, pet hayvan beslemek, evcil hayvan beslemek evin içinde. Antidepresan. Bana pek çok danışanım bunu söylüyorlar. Yani çok farklı bir şey oldu diyorlar. Yani kedi aldık eve, köpek aldık çok farklı bir şey oldu. Bir uğraşı, bir tutku, bir tutkunun peşinden gidebilmek. Hı hı. Benim bir danışanım... Ee, bir depresyonda çok uzun yıllar e, önce gördüğüm yine böyle bir e, hayırlı bir hizmet yapmıştık memlekete e, bir birkaç sene süren e, tamamen ücretsiz bakım veren e, bir klinikte e, İstanbul'un e, uzak semtlerinden birisinde benim de danışmanlığını yaptığım bir şeyde gördüğüm bir e, kadın e, hayatta hiçbir yerde kendini iyi hissedememiş, etkin hissedememiş. Bu kadının depresyonu nasıl iyileşti biliyor musunuz? Kur'an kursuna yazıldı. Kur'an okumayı öğrendi, depresyonu da iyileşti. Dedi ki ben bunu başardım dedi hayatım, Tabii. bunu yapabildim dedi. Belli ki çok ağır bir depresyon değildi, ama kendini işe yarar hissetmekle de bazı depresyon türleri ortadan kalkabilir. Hayatta birkaç alanda behremiz olsun eskilerin şeyiyle yani birkaç alanda Mutlu olmayı bilelim. Sadece iş değil, sadece ev değil. E i̇şin ve evin dışında uğraştığımız bir hobimiz olsun. Müzikle uğraşalım, resimle uğraşalım. Efendim gidelim müziki cemiyetine yazılalım. Bir yardım cemiyetinde faaliyet gösterelim. Ama iş, ev, aile üçgeninin dışında bir yerlerde kendimizi var ettiğimiz, varlığımızı hissettiğimiz bir yer olsun insanların ruhuna dokunabildiğimiz kendi ruhumuza dokunabildiğimiz hı hı. kendi ruhumuzun seslerini dinleyebildiğimiz bir yer olsun. Çünkü bazen aile yolunda gitmez. Bugün hiç konuşmadık. Aileler de depresyonun sebebi olabilir. Yani karı koca birbirinin yüzüne bakmıyor. Karı koca evin içinde birbirini dinlemiyor. Karı koca birbirini hiçbir surette takdir etmiyor. Evin içinde sürekli sözel şiddet var. Depresyon kaçınılmaz bir şey. Gelir yani. Ee, istemez. Bu da, istemez. Itiyor. Bu da iter sonra. yani. Ee, yani sözün özü benim lafı toparlamam gerekirse e, hayatın içinde haz kaynaklarımızı çoğaltırsak, huzurlu olduğumuz kaynakları çoğaltırsak, huzur kaynaklarımızı çoğaltırsak depresyona girme ihtimalimiz de azalır. Bir izleyicimizin sorduğu bir soru vardı. Ee, ne kadar süremiz kaldı? Onu bir öğrenmek istiyorum da ona göre hocam onu yöneltmek istiyorum size. Eee Tamam ya yani onu bir sorayım size yine. <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> Kaç dakikaymış biz de bilelim. 7 dakika gibi bir süremiz var. 3,5 vaktim var. Ee, yine şöyle siz de hani ne bileyim hani mutsuzluklar, huzursuzluklar karşısında ne tip önlemler almalıyızı cevaplayın istiyorum. Ama onun öncesinde çocuğumuzda özellikle çocuklardaki depresyonla ilgili çok soru gelmiş de çocuğumuzda neyi gözlemliyorsak çocuğumuz, küçük çocuğumuz depresyona doğru ilerliyor gidiyor diyebiliriz böyle özetleyecek olursanız ya, e, benim önerim hani hı hı. uzmanlığın çok üstünde durduk ya bu programda evet. yani e, bu çocukları da e, çocuk uzmanına bırakalım yani çünkü e, onlar çok daha usulüne uygun biçimde anlatıyorlar hı hı. ama bu sözünü ettiğimiz şey e, keyifsizlik mutsuzluk hı hı hı. keder hali e, çocuklarda da e, net biçimde gözüküyor ve çocukluk hı hı. depresyonları eskiye eski sandığımız gibi değil daha sık e, ortaya çıkıyor e, yani çocuklarda sürekli mızmızlık huysuzluk ağlama hali e, kolay ağlama hali bir huy değişimi e, fark ediliyorsa e, bir e, çocuk psikiyatrisine e, okul başarısında e, var mı varsa hevessizlik varsa yani e, karın ağrıları yani fiziksel belirtiler, ısrarlı belirtiler, okul korkuları, okula gitmek istememe. Hı hı. Ee, yani belirgin eski halinden belirgin bir değişim olursa bir çocukta anne babanın hiç tereddütsüz hemen e, bir yardım almasında fayda var. Bir psikiyatriste gitmesinde fayda var diyorsunuz. Çocuk psikiyatristine. <laughs> tamam. Yani bizim memleketimizde hı hı. maalesef e, ciddi problemlerimizden bir tanesi... E, evet çocuk alanında uzmanlaşmış meslektaşımızın sayısının az olması, e, her yerde bulunmuyorlar. <laughs> Çok kıymetliler. Bizim de kıymetlilerimiz. E, ama hiç değilse e, gene bir uzman psikiyatriste danışmakta fayda var çocuğun bu değişimlerini. Tabii. Tamam. Ben bu evet, depresyonla lütfen. ilgili unutmadan bir şey söyleyeyim. Lütfen. Depresyonun daha genel manada tedavisi bağ kurmakla olur. Depresyon sadece serotonin seviyelerimizde azalmayla ortaya çıkmaz. Depresyon modern çağda biraz bağ yitimiyle, bağ kaybıyla ortaya çıkıyor. Aile bağlarının kaybı, dostluk bağlarının kaybı, tabiatla bağların kaybı, hatta Allah'la bağımızın kaybı, manevi olanla bağımızın kaybı. Yani biyolojik depresyonları yine ayrı tutarak konuşuyorum. Dolayısıyla bağı yeniden kurmak, bağı onarmak lazım bizi tabiatın bir parçası kılacak, toplumumuzun bir parçası kılacak, mahallemizin bir parçası kılacak, iş hayatında bize anlam verecek, işin bir parçası kılacak. Yani yeryüzünde o kadar çok insan var ki işine kahrederek gidiyor. İşi de anlamlı kılmak lazım. Çünkü hayatımızın önemli bir kısmı orada geçiyor. İş yerlerinin de bunu düşünmeleri lazım. İnsanlar bu kadar bir anlamsızlık buhranı yaşıyorlarsa bu iş yerinde verimli de olamazlar. Dolayısıyla insanları rahatlatacak mekanizmaları da kurmamız lazım diye düşünmeleri lazım. Son 3-4 dakikamız kalmışken ben yine bu önerilerle devam edelim istiyorum. Öyle noktalıyorum. Ya, şöyle ben konuşmam sırasında depresyona yatkın Hı. kişiliklerden bahsettim. Önerimi de onun Buradan giderek devam edeyim. Bazı insanlar için ötekiler olması gerekenden çok daha fazla önemli. Öteki insanların ya bizimle ilgili yargıları tabii ki hepimiz için önemlidir. Hepimiz övülmeye, takdir edilmeye ihtiyaç duyarız. Ve mümkün olduğu kadar birbirimizi övelim ve takdir edelim. Sadece olumsuz davranışları değil, olumlu davranışlarında hep altını çizelim ve iyi şeyleri çok sık konuşalım. Ee, evimizde, iş yerimizde, bulunduğumuz okay. yerlerde. Ama e, ölmenin e, her şey haline getirilmesi de... Karşımızdaki insanın bizimle ilgili değer yargılarını kendimizden çok daha öne almamız da e, sorumlu. Eğer böyleysek, kendimizle ilgili... E, kendi rotamızı belirleme konusunda dertlerimiz olduğunu seziyorsak hı hı. E, depresyonda olsak da olmasak da mutlaka hı hı. psikoterapi verebilecek birisine başvurmamız gerekir. Bir psikiyatri uzmanına ya da psikoloğa yani ama psikoterapi yapan birisine e, ve bu yanımızda baş etmeye çalışmamız lazım ve depresyon bu nedenle ortaya çıkmışsa depresyona girdik ve gittik bir uzmana. Tedavi aldık. Eğer uzman el atmamışsa bile bu yanımız devam ediyorsa gene bu yanla da uğraşmamız lazım. Hem aile içi çatışmalarla hem kendi iş çatışmalarımızda. Yani bunlar çünkü depresyonun büyük ihtimalle tetikleyicileri. Onlar da mutlaka ele alınması ve çözüm bulunması gereken meseleler. Hocam. Güzel görelim, güzel düşünelim, hayatımızdan İki lezzet alalım. İki dakika var hocam, onu tüketelim. İki dakika <laughs> e, toplulaştır diyorsun, peki yaparım. E, e, yani güzeli görmeye gayret edelim, güzelliği görmeye gayret edelim. Seçtiğimiz kelimeler, konuştuğumuz kelimeler e, sadece dünyamızı tasvir etmez, dünyamızın sınırlarını da çizer. Hep kötüyü görürsek, hep kötüyü tanımlarsak, etrafımızdaki hep olumsuzlukları gündeme getirsek bir süre sonra ruhumuz kararmaya başlar. E, hayatın içinde saklı güzelliklerden de kam almaya bakalım. İnsanları e, ak ya da kara diye nitelemeyelim. İnsanların içindeki güzelliği, doğruluğu, iyiliği bulmaya çalışalım. Günümüze yaygın bir eğilim. Çok hızlı bir şekilde insan harcıyoruz. İnsanları çok çabuk bitiriyoruz. İnsanların içindeki o güzel tarafları biz bulalım, biz bir cevher e, keşfetmiş gibi o madeni işleyelim, açığa çıkaralım. Gayret edelim, çaba harcayalım, hı hı. tutkuyla bu dünyaya e, sarılalım. Ama e, tutkuyla bu dünyaya sarılalım derken, buradan daha iyi bir şey çıkarmak için, mevcut hali daha iyiye götürmek için, hani e, hadis-i şerif var ya, ee, içinizden birisi kıyamet sorunu üflendiğini duysa dahi diyor gitsin elindeki fidanı diksin hayatı yapan şey bizim çabamızdır bizim gayretimizdir ee, bunun farkında olalım Bu Peki. çaba ve gayret içinde olursak Pardon sizi sizi sizin sözünüzü bir kestim. Bitti. Bana pek manalı evet. baktı sayın hocamız. <laughs> ben de şöyle yani şimdi sevgiyle bakıyorum, sevgiyle. <laughs> <laughs> futbol futbolu futbola yatıp kalkıyoruz ya son zamanlarda. evet <laughs> Süremizde maalesef burada. Doğru. Hakem düğü çaldı. Hakem düğü çaldı. İyi evet, i̇yiliğe evet. odaklanacağız. özellikle çevremizde ve Ailemizde olan bağlarımızı kuvvetlendireceğiz. Efendim depresyonu konuştuk. ruhsal uzmanlarımız Profesör Doktor Sayın Erol Göka ve Profesör Doktor Sayın Kemal ile birlikte pek çok sorunuza cevap vermeye çalıştık. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek dileğiyle iyi geceler dileyelim.